Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? 45. podcast oldu. Giriş lafı kalmadı ya. Ne diyelim? Sen niye kırmızı montun yok bugün abi? Kırmızı mont mu? Kırmızı montun niye yok senin? Şey şimdi? ceket var ya. Bordo. Bordo ceketli. Aynen. <laughs> Bordo ceketli Mete. Bilk bu iyi değil mi abi? Yüzünden. Görüntüde sıkıntı yapmaz değil mi? Abi adama şey dedim. Kamera yok dedim. Simsiyah gelmiş bu sefer. Homer Simpson'lı. Simsiyah sweatshirtle gelmiş abi. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar podcastleri kısa tutmaya çalışacağız. 2 saat. Çünkü zaten hatırlıyor musunuz? 1,5 saat minimumdu. 2 saati geçirmeye çalışıyoruz. İkili bir şeydi. Nasıl oluyorsa 3'e yaklaştı. 3 saate yaklaştık. En son podcastte ben sıkıldım sonlara doğru. Çünkü oturmuşum ya. Oturduğum için de biraz böyle hani çok hareketliden çok uyuşuğa geçmiş. Oturma olayına da girmeyeceğim bundan sonra. Bir saat Mete ile bir saat Ekşici abi ile iki saat tamam yeterli. Çünkü Ekşici de sonlara doğru beyinler folloş oluyor. Benim de öyle oluyor. Beyinlerimiz de folloş oluyor. Sıkmadan iki saat tamamlayacağız bitireceğiz abi. Ya yani kendimizi frenleyeceğiz öyle diyeyim. Ekşici ne zaman yapıyorsun abi? Hı? Ekşici kaydırını ne zaman yapıyorsun? Akşam yapacağım. Hep öyle oluyor. Mesela bu akşam, bu, akşam bu akşam, mı yapacaksın? Evet, ha. evet bu akşam yapacağım yani. Tam nasıl oluyor abi sistemsiz? Ya gene aynı olacak bundan sonra. yani, yani benim... nasıl yapıyorsunuz ki ben hiç şeyden? Dinleyemedim de önce sizin şeyleri. Viber'dan. Mikrofon yaklaş biraz daha. Sen Viber'dan arıyorsun onu. Hı -hı. O da kayıda başlıyor orada. Viber veya şey Facebook Messenger. Senkronluyoruz. Şeyler biliyor zaten ya. Seyirciler biliyor. Ha. Ama mesela geçen sefer ben şurada oturmuştum. Oturarak yapmıştım. Hani böyle kirli geciciler böyle biraz relax olsun diye. Ama biraz şey yaptı ya. Uyuttu beni yani. İstediğim ...relakslıktan biraz daha fazla relaks olmuş. O yüzden ben yine ayakta yapacağım. Gece olduğu için zaten bağıramıyorum ya. Gece olduğu için zaten sakin konuşmak zorundayım. O sakinlik yetiyor zaten yani. Onun üstüne bir de duble sakinlik çekmeye gerek yok. Videolar devam ediyor arkadaşlar. Ya lanet olsun. En sevmediğim, şu anda en sevmediğim gerçekten... ...projeyi yapıyorum yani. Şu sem amcalı olanı. O kaç dakika olacak? O kaç dakika? Yarım saat. 30 dakika. Ha. Neden en sevmediğim proje? Çünkü o kadar çok adam gelecek ki şeyden batıdan böyle saldırmaya küfretmeye. Hani demiştiniz ya arkadaşlar niye reytingler kapalı? Reytinglerin kapalı olmasının sebebi bu. Hatta bazı troller yazmıştır reytingleri kapattı korkuyor falan. Sen Senle hiçbir alakası yok yavrum. çok çok önceden olan bir şey yani o. Gene işte bu Ermeni soykırımı ile ilgili çok basit böyle bir iki soru sordum tamam mı? Hani böyle onu kudumun Ermeni falan öyle bir şey yok yani ortada. Adamlar öyle bir geldi ki bak Alakasız videolara falan eksi basmaya başladılar. Kedi videolarına falan eksi basmaya başladılar. Şimdi tabii öyle bir şey yapma şansları olmayacak. Ve baştan söyleyeceğim. Gerizekal kim var? 6-7 ta <laughs> tane admin var şu anda zaten. Hani istedikleri kadar küfür yazmaya çalışsınlar. Yazdıkları anda bloklanacaklar zaten. Öyle öyle gideceğiz yani. Hayır adamlar ırkçının Allahı gerçekten. Çok ben ırkçı görün. Ermeniler olarak demiyorum. Şu... Ermeni soykırımı ile ilgili küfür yazanlardan bahsediyorum. Batı'da artık her kimse bu herifler. Yani hepsi de Ermenidir veya Ermenilerin hepsi böldür demiyorum. Büyük ihtimal değildir tabii ki. Her neyse arkadaşlar gerçekten o yüzden sevmeye sevmeye yapıyorum ama yapacağız yani. Kendimi ittire ittire yapıyorum. Neyse biraz daha eğlenceli yerlere geldik zaten. Şu semamcı kıyafetli böyle yerler var ya oralara geldik. Şimdi biraz daha rahatladım rahat rahat yapıyorum artık. Evet. Çekim kampında kaç tane video çekmiştik abi biz? Kaç farklı sketchle ilgili mi diyorsun? Aynen. Şimdi bir şeyi çektik, kırmızı işte o semamiciyi çektik. Aynen. Ondan sonra tavla. Tavla şey e, elektrikçi o kit iki tane daha var işte üç. E, şair çektik bir de. Ha doğru. Ha sen şairi falan yükleyecek misin onu yaptın mı? Onu işte ikinci yarısını çekmem lazım burada suatla. Aa doğru. Öyle çekeceğim. Dört tane çekmiştik. Ya hani şu an şey vardır ya. Yani videoyu yapmaya çalışırken, bu videoyu yapmaya çalışırken şu an öyle istiyordum. Hani böyle üniversitede sınav, sınav verirler, 5 tane soru vardır ama. Ondan sonra derler ki, istediğin sorudan başlayabilir. Sanki böyle 1000 tane soru var da. İstediğin sorudan başlayabilirsiniz. Ondan sonra tabii ilk soruya bakarsın, kazık. Şöyle bir yapmaya çalışırsın, yapamazsın. Sonra salla dersin, şey yapayım. eee... Kolay soru bulayım. Bir tane kolay soruyu çözeyim önce. Ondan sonra bakarsın böyle kolay soru bulur. Dördüncü soru mesela kolay soru. Hah tamam bundan başlayayım. Sonra onu yaparken aklın zor soruda kalmıştır hala. Daha lan bunu çözsek bile ötekini nasıl yapacağız falan diye. Ondan sonra üstüne bir de o kolay soruyu da çözemezsin falan. Ya böyle iyice götlere gelirsin ya. O noktadaydım yani. Neyse şimdi biraz geçtik dediğim gibi. İlerleyeceğiz artık arkadaşlar. Her şey sizler için. Yani tabii ki hep insan sevdiği şeyleri Eğlendiği şeylere işte ne bileyim e, Huzur İrfan bu arada Huzur İrfan'ın devamı Bir tane daha konu var gelecek Ne bileyim işte o tavla gibi sketch gibi Ondan sonra işte bilim kurgu filmi gibi Hep böyle şeyler çekmek ister insan Ama bazen de hani büyük güç büyük sorumluluk Getirir çünkü biliyorum maalesef Ben çekmezsem başkası çekmeyecek yani Çekmeyecek Youtubecular da öyle Yani hani slime başka ne vardı Mete oyunda Slime meta oyunda ondan sonra bir de şey işte Çıtır kız Çıtır kız yeni yatak odamı gösteriyorum. 400 bin view. Bundan öteye gitmeyecek insanlar. Gitmeyeceklerini biliyorum. Kimse kendini riske atmak istemiyor çünkü. Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Küçüklüğümden beri zaten maalesef ben bunu çekiyorum ama olsun. Artısını da ünlü olarak yaşadım. <laughs> Gerçekten böyle bir yanlışlık olduğu zaman bir yerde bir yanlış olduğu zaman ben çıkıp konuşuyordum. Bir bakıyorum arkamda kimse yok anasını Nasrettin Hoca fıkrası gibi. E herkes söyleniyor. Bir tek ben söylüyorum. Ondan sonra başkası destek olmuyor. Ondan sonra da sadece ben söylüyormuşum gibi oluyor. Durumdan sadece ben rahatsız oluyormuşum gibi oluyor. O kadar çok yaşadım ki ben bunu. Neyse en azından dediğim gibi en azından doğruluktan ödün vermeyerek bunda artısını yaşadım ünlü olarak yani. Diğer susan arkadaşlar şu an hala da susmaya devam ediyor. Evet. Ya aslında çok gündem konusu var da bir çoğuna da girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hani sinirlendiklerimi söylemek istemiyorum. Gerçekten ben ona ciddi ciddi eski ilk ilk podcast serisini onu yapıyordum. Ama kendim dinlerken rahatsız oluyordum. Yani sinirlendiklerimi tekrarlayınca hani bazen oluyor ya bazı böyle sevdiğimiz yazarlar da anlatıyorlar yazıyorlar. E kötü tam her şey kötü de bununla ilgili ne yapılabilir? Veya bununla ilgili hani düşünmediğimiz daha önceden farklı bir bakış açısından konuşalım veya düşünelim dediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. E kötü kötü kötü. Seyreden insan geriliyor. Bir yandan da seyreden insan, dinleyen insan veya okuyan insan bir yandan da şunu düşünüyorsun tamam mı? Hani okumazsan kendini suçlu hissediyorsun. Hani gözümü çevirdim, kafamı çevirdim falan. En azından ben onu yapmak istemiyorum. Yani şu podcast'i dinleyen arkadaş bir mutluluk seviyesi biraz artsın istiyorum. O yüzden gündem Aslında bazı konulara bazı laflar hazırlamıştım onları konuşmayacağım abi. İsteyen kızabilir yani. Evet. Ya özet geçiyorum. Milletin enayisi benim herhalde. Neden milletin enayisi benim? Adım Efe Aydal. Grup açıyorum veya işte sayfa açıyorum. Sayfanın adı da Efe Aydal. Görüşler de yine Efe Aydal'ın görüşleri. Yani Efe Aydal'ın görüşleri Efe Aydal'ın ismiyle Efe Aydal'ın sayfasında açılıyor. Herhalde milletin enayisi benim. Ben de aslında şey yapmam lazım. Böyle işte dönerli sandviç sevenler falan diye böyle bir sayfa açacağım. Açayım mı abi? Dön <laughs> Siz bilmezsiniz onu. Şimdi dönerli olduğu zaman ya böyle yarım ekmek oluyor ya da dürüm oluyor. Eskiden bile dönerli sandviç diye bir şey vardı. Hamburger ekmeğini yaparlardı. Bir de o hamburger ekmeğinin aynı gramajında ince uzun var ya. Ona yaparlardı. Dönerli sandviç derlerdi ona. <laughs> dönerli sandviç sevenler diye grup açacağım. Tamam mı? Böyle 100 bin 200 bin kasacağım böyle. Hani kim dönerli sandviç seviyorsa gelsin. Dönerli sandviç resimleri falan paylaşacağım. Ondan sonra işte böyle 100 bin 200 bin olduktan sonra şey yapacağım abi. Can Dündar'la ilgili bir sahte hesap açacağım. Sonra Can Dündar'ın sahte hesabından şey diyeceğim. Efe'ye Patreon'dan üye olmayanlar kadar akılsız insanlar görmedim hayatımda. Ondan sonra da böyle onu da böyle şey yapacağım. Caps olarak alacağım. Sonra diyeceğim ki, aa bakın Can Dündar ne diyor. Ben bu nasıl ben de öyle yapayım?" <laughs> Niye kendi düşüncelerimi söylüyorum? Ondan sonra hedef oluyorum ki yani. Kendi düşüncelerimi farklı böyle gruplar adı altında. Söylemiş gibi. Bir de böyle farklı ünlülerin sahte hesaplarıyla böyle. Aynen. Ben de öyle diyeyim. Bak 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 Can Dündar ne dedi. Ben de öyle yapacağım bundan sonra. Abi Justin Bieber da benim hakkımda tweet atmıştı ya. Aynen Justin Bieber ne demişti? Mete'yi çok seviyorum demişti. İşte Mete çok komik ya falan yazmış tweet. <laughs> Sen onu şey yapsana. Met, oh my god Mete Arkan so funny diye böyle bir şey al. Screenshot al. <laughs> Yapayım akşam. Ama şey yapalım. Dönerli Sandviç Sevenler'den şeyinin sayfasının içinde <laughs> Justin Bieber ama şey şeydesin değil mi? İşte halklar çok eziliyor falan. Evet. Saatler geri alınmadı biliyor musun? Bieber. Aynen. Alınmadı. Saatler geri alınmadı. Ama benim Yeni telefon saatim aldı. Şimdi onda da şöyle bir şey var. Eskiden gerçekten saatler geri alındığı zaman bütün saatleri tek tek ayarlardık tamam mı? Şimdi saatler geri alınmadı, gelenek değişmedi. Çünkü bütün saatleri zaten otomatik geri alınıyor. Tek tek ileri almaya çalışıyorsun abi. Şu duvar saati hariç. Bir tek şu duvar saati delikanlı. Hani benim de kol saatim var. Ama şöyle bir sorun var abi. Alamıyorsun. Yani şu mesela not 1 var bende. Alamıyorsun abi. Bildiğin alamıyorsun ya. Diyorsun ki ben saati değiştirmek istiyorum. Akıllı telefon diyorlar buna bir de değil mi? Sen bir de okula gittin değil mi? <laughs> Okulda öğretmediler mi saati ayarlamasını sana? Eskiden eski telefonlar niye onlara akılsız diyorlardı ki? Onlara diyordun ki abi saati bir saat ileri al. Tamam abi diyordu. Alıyordu. Geçiyordu yani. Aslında otomatikten çıkarman lazım. Ben de... Ya çıkmıyor. Yenilerde diye... mi varmış galiba? Bunda çıkmıyor. Bilgisayarı çıkartamıyorum. Şu an mesela Bil... kaç senin cep telefonundaki saat? Şu an işte geri aldı. İleri alamıyorum. Saati değiştiremiyorsun. Değiştirince gene geri alıyor. Abi time zone'u değiştiriyorsun. Tamam mı? Rusya yapıyorsun. Gene geri alıyor. Hayır diyor ben seni tespit ettim sen İstanbul'dan. Lan göt müsün? Geri zekalı herif. Abi lan para verdim lan ben sana. Para verdim sen benim malımsın yani değiştireceksin o saati. Bu ne ya? Efe Aydal para verdim benimsin yapıyor. Efe Aydal kölecilik yapıyor. Bakalım bilgisayarda zaman şeyini değiştirdim. Time Zone muhabbetini değiştirdim. Orayı da Rusya yaptım. Çünkü o da değişmiyor. O da değişmiyor abi. Bakalım o geri alacak mı şimdi? Onu bekliyorum. Belki o tespit edemez çaktırmadan onu kandırabilirim. Buna lan saati ayarlamak için bilgisayarı telefonu kandırmak gerekiyor. Ne oluyor lan? Ya yemin ederim ağzımdan şu nazik kibar beyefendi İstanbul beyefendisi ağzım bozacağım bir gün yani. Eskiden ne güzeldi ya Nokia'lar. Böyle mesela birisini arayacaksın bak onu ben çok yaşıyorum. Bir şey görüyorsun mesela veya çok önemli birini araman lazım. Hemen böyle beşe basılı tutuyordun tak arıyordu. Hatırlıyor musun? Şimdi bunu hadi ara sıkıysa. Hadi sıkıysa ara. Öyle bir şey mi Bununla ne? ilgili bir sketch yapacağım zaten. Bunu da böyle yana basıyorsun. Açılıyor. Elle böyle kaydırıyorsun. Ondan sonra kilidi açıyor. Kilidi açınca şöyle bir kendisini toparlaması lazım. Ay uyuyordum. Şöyle bir kendi yüzünü yıkaması lazım falan. Hemen öyle açılır açılmaz şey yapamıyorsun. Çünkü bu eski telefon ya birkaç senelik. Birkaç senelik olunca o işlemci hiçbir şey uygulama falan hiçbir şey kaldırmıyor telefonu hepsi kasmaya başlıyor. Çünkü zorunlu olarak yeni şey indirmen lazım. Ara, ara yüz indirmen lazım. Zorunlu olarak yeni Android. Veya işte zorunlu olarak ye uygulamaların kullandığı uygulamaların yeni versiyonlarını indirmen lazım falan. Eski versiyonlarında ne sıkıntı vardı ben de bilmiyorum. Ondan sonra bakıyorsun işte. Ondan sonra rehbere giriyorsun. 10 saat bekliyor. Ondan sonra işte isim seçiyorsun. İsmi şöyle kaydırıyorsun falan. Neyse. Bu seninkilerde şey var mı? Hızlı arama falan. Abi hiç denemedim. Birini hızlı arama ihtiyacı görmedim. <laughs> Ya gerçekten o birkaç gün önce işte o oldu. Çıldıracaktım ya. Eskiden ne güzel bir, bir tuşa basıl tutuyordun yani. Kilidi açıyorsun bir tuşa basıl tutuyorsun arıyor. Evet. Tuşluk abi artık telefonlarda. Piller böyle bir hafta gidiyordu. 10 gün gidiyordu. Yani öyle bir şey vardı. Pili şarj etme günü mesela. Mesela cumaları pili şarj etme günü. Düşünsene ya. <laughs> Düşünsene ya. Cumaları mesela. Cumaları pili şarj etme günü falan. Öyle bir şeydi yani. Neyse. Evet. Başkanlık ne oldu abi? Başkanlık yazmışım buraya. Başkan, en son ne oldu sen anlat. Sen daha çok takip ediyorsun. Başkanlık işte... <laughs> söyle. E, duruyor abi hala yapacaklar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zaman tarih Erdoğan tarih belli oldu mu? şeye... <laughs> Erdoğan AKP'ye güvenemediği için kendi partisine hani tek başına ayakta durmak istiyor. O yüzden geçecek yani zaten Bahçeli de şey yapıyor. Aa diyor olur falan diyor. Zaten Bahçeli. Bahçeli onu deyince MHP'den böyle şeyler çıktı direkt. Peki mesela Bahçeli şey dedi mi? Ben seni destekleyeceğim mi dedi yoksa başkanlık olsun belki şey düşünüyordur. Başkanlık baş... olsun dedi işte. Başkanlık olsun kendim geçeyim diye düşünüyordur belki. Tam ne dedi mi? <laughs> tam, tam ne dedi bilmiyorum ama işte başkanlık başkanlığa evet dedi. Abi var ya. Başkanlık sistemine. var ya bak şimdi. Diyecekler ki gene demokrasi tamam mı? Sonra böyle çatı aday falan bulacaklar. Biliyorum onları. Ondan sonra böyle gene demokrasi ama istediğini seçebiliyorsun yani. Yani illaki uzun adamı seçmek zorunda değilsin. Ama uzun adamın haricindeki birinci aday böyle şey falan olacak. Hapishanedeki FETÖ'cü Gıyasettin bilmem kim Keyhüsrevettin efendi. Tamam mı? Böyle FETÖ'cülükten içeride yatan falan. Bir onu bulurlar. Çatı aday. Bir tane de böyle şey falan. Kandil'den. Tamam mı? Kandil'de böyle işte orada kadın terörist Kanasçı Leyla falan. Üç tane. Ya, ya, uzun adamı öyle bir şey ya uzun adamı seçeceksin. Yemin ederim öyle bir şey olacak ha. Ya uzun adamı seçeceksin. Ya FETÖ'cü Gıyasettin bilmem kim ettin Efend efendiyi seçeceksin. <laughs> ya da böyle ka şey kanatçı Leyla'yı seçeceksin. Şimdi başkanlık Hadi. sisteminde Demokrasi de... ama yani demokrasi. Ha? Öyle mi olacak abi? Yani Geçen sefer öyle olmadı mı? Ama o ya bileyim o ayrı değil miydi ya? Ya abi kesim ayrı gene öyle olacak ki. Yani ben anlamış değilim. Anlamış değilim muhalefet. Geçen sefer belki Fethullah'la ortak mı iş mi yaptıkları için mi böyle oldu? Şimdi gene Fethullah'la ortak iş yapmak isterler mi? O kadar deliller mi yani? O kadar çılgınlar mı? Bilmiyorum. Çatı aday bulurlarsa o çatı aday nasıl bir şey olur? Neye benzer? Bulurlar mı? Yoksa MHP'de AKP'yi destekler mi? Mesela şöyle bir şey olabilir. İki tane aday olacak tamam mı? MHP AKP'yi destekleyecek. CHP'de HDP'nin bulacağı böyle. Çat dağdayı destekleyecek. Zaten HDP <laughs> şey demiş geçen CHP'ye gel birleşek falan demiş. Şey de demişim bir o eksik, bir o eksikti. Onda onda desin tam olsun abi. Birleşirler bence. Abi inşallah birleşirler. Yemin ederim inşallah birleşirler. Hala da insanlar ona rağmen insanların oy verecek midesi kalırsa. Neyse bir şey demiyorum ben. Siyaset yok. <laughs> Hiç yapmıyoruz <laughs> siyaset. <laughs> geçelim geçelim Amerika Amerika. Amerika'daki başkanlık seçimleri. Bak o da başkanlık seçimlerinin önceki. E, abi yarın mı? Son şey, Hayır 8'inde. 8'inde ha. Son podcast'imiz büyük ihtimalle. O da gerçekten A, Aynen onda, bir dahaki bak, podcast artık başkan belli olacak evet, değil mi? Evet. Onda kimin başa geleceği harbiden belli değil. Yani bizde şey olursa seçim olursa belli. Çünkü başka aday çıkartmak istemiyor adamlar. Hani yanlışlıkla başka aday kazanır falan diye. Ama onlar da belli değil. arizona Texas taraflarında şey öndeymiş. <laughs> Ufum bulunmuş. Trump. Falan öndeymiş. E, zaten Republican'ların ki Trump. Öyle mi? E, herhalde. Arizona, Texas zaten onların kalesi. Texas onların kalesi zaten abi. Ama... Of ya Mete ya. Ne kadar <laughs> Ne kadar United States of American Politics bilmiyorsun ya. Ekşiye yazacağım seni ya. Hadi Ekşide görüşürüz. <laughs> ekşide görüşürüz. <laughs> Gördün değil mi? Aynen. Abi? Geçen günde zaten Buffalo sos vereceğine Ranch sos verdin. Rezil edeceğim seni. Bugün ayın kaçı? üçü mü? Aynen. 3 Kasım 2016. Mete'nin Teksas'ın, Republican'ların kalesi olduğunu bilmeme rezaleti. Aynen böyle yazacağım abi. Abi şey geçen de Obama Clinton için bayağı böyle oy falan istemiş yani. Abi hep istiyor ki zaten. Abi ikisi de demokrat çünkü. Şimdi diyeceksin aa öyle miydi? Yok yok onu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> onu biliyordum de. Abi deyip duruyordum ya adamlar HDP'li Merve diye. Aynen. Adamların peki sembolünü biliyor musun? Hayır hiç bilmiyorum. Republican'ların fil. Şeyinki demokratların. Şaka değil. Ne harbiden? Ne sence? Abi yapma. Evet. Eşek mi? Evet. Harbi mi? Evet. Nasıl olur abi? Ben olsaydım, ben olsaydım direkt şey olarak, yani Republicanlar olarak direkt şey yapardım abi. Seçim seçim kampanyası olarak öşek yolancı. abi olamaz öyle ya. Eşek hani... bildiğin eşek. Adamları bildiğin böyle se parti sembolü değil evet. mi? Evet. Hani bir AKP'nin şeylerin gibi. Republicanlarınki fil, bunlarınki eşek. Bunlar da fil ile eşek arasında seçme şey kalıyorlar abi. Buna da demokrasi deniyor. Ya fil seçeceğiz. Canlı mı cansız <laughs> Gene hayvan olarak düşünürsek bilmiyorum ya ikisi de iyidir yani. Filler daha tatlı ya yani küçük filler. Filler falan. daha tatlı ben de filleri severim. Eşek biraz daha fonksiyonlu. <gülüyor> Yaratıcılığını <gülüyor> kullanabilirsen. <gülüyor> Ama çok yalancılar işte. <laughs> evet başlarda ya başlarda gerçekten ciddi ciddi hani Hillary hiçbir şey söyleyemiyordu. Trump konuşuyordu hep. Şimdi de adam artık şey mi oldu yanlışlıkla lan fazla oy aldım falan mı dedi. Adam sonlara doğru şey yapmaya başladı. Çok aşırı agresif konuşmaya başladı falan. Aslında zaten öndeydi yani. Şimdi agresif konuştukça batıyor. Yok yok agresifliğini seviyorlar onu alttan alttan destekliyorlar. Ya seviyorlar da biraz geri düştü işte şu anda. Şu anda geri düştü adam yani ötekisi ileride. Neyse ya. Bakalım. Bakalım. Ya bizi çok ilgilendirmez. Sonuçta ya ama biraz çok dokunacak ama ya sonuçta. Hitler'in gelmesi dokunacak. Öteğin gelmesi ne kadar dokunur bilmiyorum. Çok ilginç bir şekilde o adama faşist diyorlar. Her şeyi söylüyorlar tamam Manyak diyorlar. Ve adam gerçekten böyle şey yani. Biraz biraz deli. Biraz fazla deli bir adam yani. Adam her şeyi diyorlar ama işin ilginç yanı şu. Bak ilginç yanı şu. Adam Çin'in başkanını seviyor. Rusya'daki Putin de seviyor. Aynen. <laughs> çok iyi abi. O çok ilginç yani. İşin ilginç yanı o. Adama Putin'e falan övgüler düzüyor böyle. Aynen. Çin'deki işte Çin'in başkanına Çin'deki falan övgüler düzüyor. Çin'deki böyle direkt düzlüyor. şeyi ekonomik olarak şeyleri falan destekliyor. Öyle konuşmalar yapıyordu bence. Düşünsene Kuzey Kore'ye falan gidiyormuş böyle. Kuzey. <gülüyor> 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 ya ben başta olsam arkadaşlar Türkiye'nin başında olsam bütün böyle sorunları çözerim yani. Giderim Ermenistan'a konuşurum. Azerbaycan, Ermenistan şöyle bir kardeşlik yaparım. Ne yapacaksın biliyor musun? Gidip konuşacaksın abi güçlü ülke olacaksın ama şeyin de ekonominin de güçlü olacak. Abi diyeceksin ne lazım? Boş ver sen şimdi şu lobicileri. Siktir et. O lobicileri onlar Amerika'da. Bak ben senin komşunum ya. Sana mesela şey ticaret anlaşması abi. Bunlar çok önemli. Ticaret anlaşması veya işte ne bileyim karşılıklı vizeleri kaldıralım. Ya da böyle şey askeri bir birlik NATO gibi. Yani onların işine gelecek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz biz onların komşusuyuz. Komşularıyla iyi olmak çok daha iyi onlar için aslında. Ama tabii Azerileri de şey yapmamak lazım. Çünkü sadece Ermenilerle şey yaparsak, anlaşırsak o zaman Azerilere ilk yapmış oluruz yani. Çünkü Azerilerle de Ermeniler çok o kötü. O da pozitif ırkçılık Onlar olur, birbirleri mi? çok kötü yani. O yüzden Azer, Azerin de, yani da başına alacaksın hep birlikte. Diyeceksin ki biz böyle bir üçlü. Rusya'da gelsin abi gelsen de. Putin'le gelsin biz böyle Orta Doğu kardeşliği. İran'da gelsin gel abi sen de. Aynen. Gel Gel ticaret antlaşması, şu anlaşması, bu anlaşması birbirimize ticaret yapacağız. Gidip ondan sonra Amerikan coca colasıyla değil yani. Ne bileyim Ruski kola. <gülüyor> <gülüyor> Veya Ermenistan Erivan kolasını falan alacağız. Veya biz onlara kola satacağız. Düşünün kram kola mesela şey şok kolayı mesela ko Ermenilere ko satıyormuşsun falan böyle. <laughs> ondan sonra gidersin Çin'e, gidersin Kuzey Kore'ye konuşursun herkesle. Şöyle bir araları yumuşatırsın. Zor bir şey değil ya. Verin Yetkiyi görün etkiyi. <laughs> Arkadaşlar aday olacak şeyim yok param yok gerçi de. Aday olabilsem de şey yapacak param yok. Propaganda yapabilecek param yok. Evet neyse. Abi peki böyle genç yaşlarında böyle bir partide örgütlenseydin. Ee, böyle bir partiden ya, yürüseydin falan şu an gayet böyle o örgütten değil. Hayır şu anda da çok, hayır, şu anda da çok ya, geç değil, değil ki. Şu anda çok geç değil. Anıl Sıvazlar'da gezer ne kadar geç geldi. Adam eyaletin başkanı oldu yani. Eyaletin valisi oldu ama abi şöyle de bir şey var. Sevmiyorum ki. Bir de öyle bir şey var yani. Hani her şeyi de bana yüklemeyin arkadaş. Her şeyi dünyayı da ben kurtarmayayım yani. Orta ya barışı Efe sağlasın. Dünyayı Efe kurtarsın. Anladın mı? Efe'nin de kendi idareleri var. Biraz da kendi barışınızı kendi sağlayın. O zaman filmciliği falan unutmam gerekir yani. Kötü olur. Aynen o da var. Abi bu şeyi falan gördün mü filmcilik demişken? Şimdi Hı. İzmir'de kısa film festivali var. Bilmem ne ödülü galiba. Katılsaydık abi ona. ben belki seneye katılırım sen de katıl ikimiz belki Altın kedi olur. Kesin, bana, kesin bana verirler zaten eminim o kadar eminim ki yani <gülüyor> <gülüyor> Ne fayda mı ver ver gel gel verelim sana hediye Doğa şey, gitti ödül. galiba onun şeylerine etkinliklerine Ona vermişlerdi zaten ödül ona Onunla film çekmesine da konuşuyorsunuz zaten akşam Aynen, belki onun anlatır film çekmesine gerek yok yani vermişlerdir ödül <laughs> Merak ediyorum ben de o festival ortamını ya acaba böyle şey oluyor mu? Aa sen benim yeğenimsin gel sana ödül verin falan cidden oluyor mu onlar? Bazı festivallerde varmış var olduğunu biliyorum yani ama o spesifik festivalin bilmiyorum. Bir de İzmir'deyiz sonuçta yani ne bileyim. Evet. Böyle işte arkadaşlar demokrasiler, demokrasimiz böyle ilerliyor. Bizim demokrasimiz Amerika'daki demokrasi paralel olarak. Gördüğünüz gibi demokrasiden ölüyoruz yani. Hani hep böyle demokrasi, seçme hakkı, özgürlük falan diyorlar. Ondan sonra bakıyorsun oya verebileceğin adam yok. Amerikalılar için de öyle. Şimdi biz mesela biz Amerikalı olsaydık, Amerikalı kafasında olsaydık kime verecektik? Verebilecek adam yok yani ortada. İşte şeye verdik ya. Selojana verdik. Aynen. <laughs> Ona vermez miydik? Yani o o olurdu herhalde. Diktatörlükle demokrasinin arasındaki fark Diktatörlükte yukarıdaki yönetim kendi istediğini yapmaya zorlar halkı. Yani halka der ki sen bunu yapmak zorundasın. Demokraside ise halkı kendi istediğini yapmayı istiyormuş çasına beynini yıkar. Der ki siz istediğinizi seçebilirsiniz ama siz aslında bunu istiyorsunuz. Ya arada bir medya farkı var yani. Demokrasi bir medya kullanır. Diktatörlük de gerçi medya kullanır ama ya ara, arada gerçekten fark olduğunu görmüyorum ben. Demokrasi sadece şu anda yani şu anda kullanılan şekliyle İllüzyon gibi bir şey yani. Çünkü adamlar savaşa girmek istiyor. Amerika'da savaşa girmek istiyorlar. Sen hadi istediğin kadar halk engellemeye çalışsın. Mutlaka öyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Eğer şeyse yani kafalarına koydularsa Orta girmek istiyorlar diyelim. Öyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Mutlaka girecekler abi. Mutlaka öyle bir noktaya gelecekler ki artık Amerikan vatandaşı itiraz edemeyecek bile. İtiraz etmeye korkacak. Yani mesela şöyle düşün. Bir 11 Eylül gibi bir işit saldırısı olsa Ondan sonra deseler ki biz orayı işgal edeceğiz. Kim cesaret edebilir ki? Hayır etmeyelim demeye, değil mi? Ama 11 Eylül de biraz şey ya. E, bakmış mıydın hiç öyle belgeselleri falan? Michael ya Onunla ilgili video yapıyorum zaten ben. Michael Moore'u falan izledin mi abi? İzlemedim de biliyorum olayı. Ya o baya sağlam anlatıyor. Tam unuttum. Nine Eleven, Fahrenheit sanırım adı. Fahrenheit 911. 9. Hayır. Fahrenheit 911. 11. İşte orada böyle bayağı iyi şeylerle belgelerle kanıtlamaya çalışıyor bu şunun aslında bir şey olduğunu. Senin nasıl böyle? ben de öyle. Ya. videoda öyle mi anlatıyorsun? Ben de öyle bir de mesela şeyler de var. Yani Amerikalı böyle mühendisler falan da mühendisler bildiğin resmi rapor hazırlamışlar falan. Resmi raporda da böyle bir şey ya, yani yandan o şekilde uçak vurduğu zaman aşağıya doğru çökmesine imkan yok diyorlar mantıken. Yani. Aynen. Zaten orada patlama şeylerini de görüyorsun. Neyse abi tamam. Olabilir. Bizim cahilliğimize verin. Belki de olabilir yani. Yanında uçak çarpınca aşağı çökebilir. Sadece ben soruyorum. Benim aklım almadı diyorum. Bu kadar yani. Yarın bir gün aklım alır. O zaman derim ki tamam. Bir de sadece soruyorum da değil arkadaşlar. Bak ben dinden çıkma olayı da benim sorarak veya işte evrimi kabul etme olayı da sorarak. Yani biz bunu kabul ediyoruz. Ne bileyim yaratılışı kabul ediyoruz ama bir de bu var. Veya işte biz tamam dinin gerçek olduğunu kabul ediyoruz ama şöyle sorular var. Soru sormak önemli. Ben şimdi soru soruyorum. 11 Eylül ile ilgili. Bakıyorum etrafta ne türlü cevaplar var. Cevap olarak sadece siz solak musunuz? Geri zekalı. Bu sadece bu var yani. 11 Eylül tabii ki teröristler tarafından yapıldı. Geri zekalı mı? Bu, bu, var sadece. Hayır mantıklı bir cevap gelsin tamam diyeceğim. Aklım almıyor. Aklım almadığını ben normal bir şekilde söylüyorum. Ama düzgün bir cevap gelmiyor yani. Düzgün bir cevap gelsin o zaman da çıkar burada söylerim. Evet arkadaşlar şöyle bir açıklaması varmış. Olabilir yani. Evet. Bununla ilgili bak bir şey soracağım abi sana. Heh. Hep şunu diyordum ya ben eski podcast'lerde de. Dünya üzerindeki nörtler, nört nerd her zaman en sonunda kazanır diyordum. Biliyor musun bilmiyorum. Yani nört nört sonunda kazanır. Evet evet. Hatırlıyor musun? onu? Aynen. Hani biz zamanında böyle çok savaşçıydık veya işte savaşçı ülkeler, askeri gücü olan ülkeler falan hani kök söktürüyordu dünyaya. Ama nörtler ne yapıyordu abi? Diğer yerleri böyle keşfetmeye çalışıyorlardı. Bilimde böyle bulunmayan şeyleri bulmaya çalışıyorlardı falan. Ondan sonra en sonunda ne oluyor? Ne oldu abi? Adamlar dünyaya hükmediyor şimdi. Teknolojileriyle, yaşam standartlarıyla. Herkes o yani herkes adamların dünyaya hükmettiğini biliyor. Üstüne bile gene de o ülkelere kaçmaya çalışıyor yani. Hani normalde nörtler de öyledir. Sen sınıfta arkada oturan şeysindir. Hani oranın güç, güçlü cins böyle şeyler olur ya insanları, öğrencileri olur ya milleti döver falan. Hani belki sen olsundur okuldayken okul esnasında senin borun öter. Hiçbir şey yapmazsın sadece oradaki çocukları döversin Ama mezun olunca Ama bir tane çocuk vardır en önde oturur tamam mı Sürekli milletten dayak yer Belki parasını çaldırır veya zorla işte kaptırır Ama işte şey yapar Sürekli böyle çalışır tamam mı Mezun olduktan sonra o adam Bill Gates olur Öteki de işte şey olur Devlet bize niye bakmıyor Devlet bize bakmıyor derken Türkiye'den bahsetmiyorum Hemen şey yapmayın faşist şey, Devlet Bahçeli'den bahsediyorum değil mi Aynen Devlet Bahçeli'den <laughs> Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'de var öyle devlet bize bakmıyor da. Türkiye'dekinden bahsetmiyorum yani ben. Evet. O yüzden de şunu düşündüm abi. Dünyanın yeni nördü şu anda düşünecek olursa Avrupa ırkı veya Amerika değil. Amerika Asya. veya Avrupa şu anda dünyanın yeni HDP'li mervesi. Evet Asya. Yani dünyanın yeni nördü Çin, Japonya, Kore. Aynen öyle. Tayland, Tayvan. O zaman nört yani. her zaman kazanır dediğimize göre gelecekte bu adamlar dünyayı yönetir mi sence? Abi çok rahat. Ya ben şu şeye bakıyorum. Tayvan'a bakıyorum. Yani çok iyi gelişiyorlar şu an ya. Herkes şeyden korkuyor biliyor musun? Clinton mesela başa gelirse. bunlar bak kimse konuşmuyor. Clinton başa ha. gelirse dünya savaşı bile çıkabilir. Veya savaş bile çıkabilir diyor. Ondan korkuyor. Çünkü ya adamlar orayı ele geçirmeye çok kararlı, çok niyetli. Clinton şey diyor. Orada işte uçak uçuşa kapalı alan oluşturacağız diyor. İşte Orta Doğu'da işte Suriye'de mi orada öyle bir yerde. Bu da Rusya ile aralarını çok kötü bozacak çünkü Rusya sürekli geçiyor oradan. Rusya'nın sürekli geçtiği yerden uçuşa kapalı alan yapacaklar. Yani Rus uçakları oradan tekrar geçtiği zaman bunlar vuracak Rus uçaklarını. Anladın mı olayı? Ha. Ve diyorlar ki sen bunu yaparsan eğer gerçekten ve kadın sürekli söyle ben bunu yapacağım diyor. Geri de dönmedi hiç, geri de adım atmadı. Herkes diyor ki, ya Trump bile diyor an. Herkes diyor yani, kendi şeyi bile diyor. O Bernie Sanders var ya kendi şeyi bile diyor ama ekşici olduk ha bugün bugün ekşiciyiz arkadaşlar. Ama o Bernie Sanders başka bir aday değil miydi? Hayır o da şeydi demokrat, demokratların adayıydı. İkisi kapışmışlardı Hillary ile. Sonra Hillary kazandı. şey Burnley, Bernie Sanders çekildi. Sevmiştim aslında söylediklerini falan. Biraz daha düzgün bir adamdı işte. Aynen. İşte o Sosyalist yüzden. <laughs> i̇şte o yüzden olmadı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden olmadı. <laughs> o bile diyordu. Yani şimdi bak bu adamlar gerçekten yavaş yavaş şu böyle çok petrol kuyuları olan aptal kovboylar olur ya. Böyle silahlarıyla falan fotoğraf çektirirler işte silahlarıyla övünürler falan. Silah koleksiyonlarını gösterirler. Sanki böyle şey sanki şey sınavını okuyayım. ne o Fallout 4. Hani her tuşa basınca yeni bir silah çıkıyor bir tane silah al işte yani. <laughs> ne yapacaksın o kadar silahı yani. Neyse yavaş yavaş ona dönmeye başladılar yani bak. Hala da tabi bilimde falan bayağı ileriler. Yani şey şeylere falan kafaları çalışıyor gene. Hani bir yerde böyle bir bilimde ilerleme olunca hemen bunlar da atlıyor, damlıyor oraya. Hani o kadar kafaları çalışıyor ama gene Tabii, de Asya amına gidecek mi? Ondan sonra mesela bunlar gerçekten aşırı harcamaları var. Çok fazla israf ediyor. Özellikle Amerika'da ben bunu görüyorum yani. İsraf değil mi? Evet. Bunların ekonomisi bir gün mesela bunları ambargo uygularsa veya bir çok ufak bir şeyde sanki bunlar çökecekmiş gibi geliyor. Yani domino efektiyle. Ama bunu biz Görebilir miyiz? Bizim ömrümüz buna yeter mi bilmiyorum. Ama şu anda gerçekten çalışan, ayı gibi çalışan, üreten Asyalılar yani. Çin, Japonya, Kore. Abi bunlar. adamlar direkt programlama satıyor bütün dünyaya ya. Şu kullandığımız bilgisayarlar, laptoplar falan hepsi onların <laughs> şeyinden çıkma. Hani böyle böyle gelişip dünyaya şey yapacak. Ben yani. başa arkadaşlar. Biz de onların aralarına girsek çok Yabancı yorumlar. dil olarak İngilizce illaki İngilizce olmayacak yani. İngilizce haricinde seçenekleriniz olacak. Çin, Çince mesela. Japonca Değil oldu. Asya'daki olabilir. diller biraz. Evet. Ben de hata ettim ya orada. Avrupa'daki bir dili seçtim. Herkesin herkesin İngilizce bilmesi artık in, Yani İngilizcenin bir te, tekeli var maalesef. Ha bu böyle devam eder mi? Belki eder. Hani şu an Roma diye bir şey kalmadı ama hala da Roma takvimini kullanıyoruz ya. <laughs> bu da onun gibi belki devam edebilir. Belki yani Amerika Amerika batsa biz hala ortak dil olarak İngilizce kullanıyor olabiliriz yani. Senin şey nasıl abi Japonca? Benim şey ya temel seviyede ama ben mesela gidecek olsam çalışırım biraz daha şey yaparım hatırlarım yani. Kelime melime öğrensem ben derdimi anlatırım. Ya ben kelime öğrensem biraz biraz da bildiklerimi hatırlasam derdimi anlatırım. Tarz konuşurum ne olacak yani. <laughs> evet arkadaş yeni bir satış kanalı yollamış abi. Bu satış kanallarını biliyorsun değil mi? Dini satış kanalları genelde. Nasıl bir şey? İşte şifalı bilmem ne. Ha. Yok neydi ya? Kur'an okuyan kalem falan mı? Böyle şeyler satarlar. Abi şimdi, e, sihirli ilaç, her derde deva, çörek otu yağı satıyorlarmış. Böyle şey falan diyorlarmış. İşte e, Hazreti Ali de bunu kullandı. <laughs> Abi şey gibi ya, Şener Şen gibi. <laughs> Vardı ya öyle Türk filminde. <laughs> Di böyle diyorlarmış ama. Hazreti Ali bu, bunu kullandı. İşte Hazreti bilmem kim Hazreti Hamza bunu kullandı falan. Ondan sonra bu şekilde satış yapıyorlarmış. İşte bir böyle sayıyorlar. Şuna şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Şuna şifalıdır falan. Tıp bitti yani. Hani hastaneleri falan kapat. Bir de üstüne anlayamadım olan şu. Bir de üstüne yollamıyorlarmış abi. <laughs> Direkt şey ya. Abi. Hayır, Biz madem, de açsak mı? Hayır anlamadığım olan şu. Madem yollamayacaksın. Herkes küfür falan yazmış çünkü sayfalarına. Madem yollamayacaksın. Niye çörek otu yollamıyorsun? Daha büyük bir şey. Yani sihirli iksir yollama. Sihirli iksir yapıyoruz de. Değil mi? sihirli iksir yapıyoruz işte cinsel gücü arttırıcı hatta büyütücü her, her türlü büyüyorsun yani 2 metrelik adam oluyorsun abi görünmez olabiliyorsun ondan sonra işte kadınların içini görebiliyorsun parayı kırk, şey yapmıştır yani bayağı. Para yaratıyorsun falan böyle. İster de çık böyle para yaran, yaratıl diyorsun para yaratılıyor falan. Anlamadığım o madem yollamayacaksın daha güzel bir şey yollama yani. Neyse bununla ilgili de skeç yapacağız arkadaşlar. Ben Para ve irfanın devamı olmaz diye düşünüyordum. Para ve irfan bir tane daha olacak yani. Geçtik bunda. Şunu biliyor musun abi? Atatürk'e hakarete kafa atma evet, biliyor musun? Evet. <laughs> Sadece videoyu izledim. <laughs> Çok komik diye. Şey demişler tabii. Atatürk'e hakaret iddiasıyla kafa attılar. Sevmiyorum mu demiş. Ne demiş tam bilmiyorum. Ya aslında öyle bir videonun zaten 19 saniyelik mi ne videoydu? <laughs> benim izlediğim. Adam da diyor biz aslında Atatürk'ü seviyoruz. Hani onda bir şey kafayı yedikten sonra, Ama onu sonra diyorlar. sevmeyenler de olabilir. Yapacak bir şey yok diyor. Sonra bir uçuyor. Hayır <laughs> kafa. o kafayı yedikten sonra değil mi? Kafayı yedikten i̇şte sonra. Aynen kafayı yedikten sonra. Evet evet. Kafayı yedikten sonra yapıyor şey oluyor onu. Söylüyor. Hep aynı yere kafa atıyorsunuz. Biraz değişik değişin yani. Değişik yerler atın. <laughs> tabi insanlar şunu diyebilir. İşte Efe Aydal, Faşistlik yapma. İnsanlar Atatürk'ü se sevmeyebilir. Sevmek zorunda mı? Değil tabi. Ama şunun farkındayız arkadaşlar. Hani şey yapmayalım. Burada biz bizeyiz yani. Niye konuşmuyoruz ki gerçekleri? Adamlar orada deneme yapıyor. Yani insanların karşısında konuşurken hani Osmanlı'yı Atatürk'e alternatif olarak koyalım ki hani Osmanlı böyle çok muhteşem bir şey. Hayvan gibi muhteşem bir şey. İşte bak Atatürk zamanında küçük. Şey falan diyor gerizekalılar ya. İşte sonunda ortaya çıktı. Musul ve Körkük'ü Mustafa Kemal vermiş. İngilizlere hediye etmiş. İyi de abi senin padişahın nere nerelere hediye etti? <laughs> Onlar, onu, onu sayalım Senin padişahın nereleri hediye etti abi Sen onları say önce Onları söyle bir Anlaşmayı sinan imzaladılar Anlaşmayı imzaladılar Evet çok agresifim bugün Abi şey radyoaktif Sinan Meydan ısırdı beni Bugün Anlaşmayı imzaladılar üstüme de dediler ki Hiç karşı koymayın Gelen işgalci askerlere Bırakın istediklerini yapsınlar Yani o hani şey var ya Sevr anlaşması falan Onlar imzalandı yani aslında onu da Mustafa Kemal imzaladı. 5 yaşındaki çocuk bile biliyor bunu. Senin tarikatındaki 5 yaşındaki çocuk büyük ihtimalle biliyordur. Abi o şeyin videosunu izledin mi? Sinan meydanın Geçen gördüm ben de. Bir programda biriyle tartışıyor. Kafam atıyor. Abi bildiğin kafa 60 kadar oluyor yani. İşte kadın diyor böyle türbanlı bir kadın var. Ya dil devrimi diyor çok şeydi diyor. Böyle herkes bir günde cahil kaldı falan diyor. Şu an %99'u Türkiye'nin okuyabiliyor. Bu arada. Evet. Şöyle. İşte, i̇şte pardon, genç nesilin O zaman ki diyor bütün böyle bilim adamlarının artık böyle Türkçeye çevrildiği için her şey hani artık böyle yapacak bir şey kalmadı. Her şey sıfırlandı. En baştan başlamak gerekti. Falan. Bizim kepsimizi anlatıyor yani. Biz <laughs> diyorduk ya Hafta devriminden bir gün önce. Aynen. Böyle Star Trek şeyde Sinan Meydanı diyor. Ya o zaman diyor senin kaç tane profesörün vardı ki falan. <laughs> Çok komikti diye. ya. Ne oluyor roket? Şey uzaydaki roket şey dünyaya geri mi düştü? <laughs> harf devrimi olunca ama bayağı iyi oldu ya harf, harf devrimin olması. Herhalde Abi gerçekten çıldırırdı yani. Aynen. Şey diyorlar ya bu adamlar işte ateist, şerefsiz ateist, Türk o Türk bayrağına utan profilindeki. Sana diyorlar mı abi? Yani diyorlar bazen okulda falan beni tanımayanlar. Abi nasıl pişkin adamlar ya? Lan adamlar nasıl pişkin yani? Hani profiline ben Türk bayrağı koyuyorum ya öyle diyorlar. Şerefsiz ateist, Türk. <laughs> Adam inandığı kültürü, inandığı dini hangi ülkenin dini sanıyor acaba? veya Türk Arapsız yaşayamaz diyen kim? Şey yazar, ben abi miyim diyor, abi? Aynen yazık Türk yazık. Arapsız yaşayamaz. Ne demek lan bu? Türk Arapsız yaşayamaz. Ne demek bu? Biraz daha biraz daha yüksek bir şey söyleseydiniz keşke. Ya. Türk Japonsuz veya Türk Çinsiz, Türk Amerika Birleşik Devletleri siz. Var <laughs> böyle bir şey deseydiniz tartışsaydık bu konuyu yani. Hani şey falan derdiniz. Bak size ambargo koyarlar bilmem ne yaparlar. Türk Arapsız yaşayamaz ne demek ya? Ne diyorsun oğlum sen salak gerizekalı herif. Ne demek Türk Arapsız yaşayamaz. Onu diyen o da ondan sonra diyor ki Türk bayrağı hayır abicim sen utan Türk bayrağından. Türk bayrağından siz utanın abicim. Arap kültürün kendi kültürünü sanarak. Bu arada bilmiyorum Arap seyircim yok herhalde. Ama Arap asıllı mesela hani şey yapıyorlar mıdır? Efe Aydal acaba Araplara düşman mı? Hayır değilim. Onlar da ama kendi rönesanslarını kendileri yapsınlar. O beni ilgilendirmez. Onlar tabi bunu kullanamaz. Hani bizim kültürümüz farklı diyemezler. Çünkü farklı değil. Belki şunu kullanabilirler. Hani biz 1200'lü yıllarda ne kadar ileriydik. Şimdi ne kadar geriye düştük. Dinciler yüzünden. Belki onlar da onu kullanır. O onların bileceği iş. Bir de ben şunu kabul etmiyorum zaten. Bazen bana Türkiye'den çıkıyor işte. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama diyor ki ben Efe ben de Arap'ım. Hayır Türksün abi. Hepimiz Türk'üz. Benim ırkımın ne olduğunu nereden biliyorsun yani? Şu tipime baksana. Beyaz tenli, renkli gözlü. Benim için büyük bir avantaj tabi yurt dışına gittiğim zaman şey olmuyor. Hani bu bu doğulu falan diye millet böyle çantasını falan böyle şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar çantasını böyle yakalamıyor. Bir, o neden işte o şey. Hani şu anda dünyayı yöneten insan tipinin, ırkının tipine benzediğim için. Yani o tipi andırdığım için tamamen bu. Değil mi? Esmer olsaydın, liseli olsaydın mesela. <laughs> Liseliden böyle direkt korkuyorlar zaten. Lise, liseli değil mi? Korkuyorlardır. <laughs> Öyle bir şey olup da gitseydim o zaman korkarlardı. Ama yani şu, şu tipime bakın arkadaşlar. Ya ben her şey olabilirim. Benim nereden geldiğim belli değil. Ama umurumda mı? Umurumda değil. Çünkü ben buranın insanıyım. O zaman ben Türk'üm abi. Bu kadar bitti. Bu kadar yani. Gerçekten insanlar bunu bu kadar niye kasıyorlar? İşte şu asıllıyım. Bilmiyorum. Hani biz de şey diyoruz ya övünerek. Ben İzmirliyim. Belki biraz da ondandır. Yani ya küçük bir yerden büyük bir yere geldim kafası. Aslında o... Belki ondandır yani. Küçük bir yerden büyük bir yere geldim kafası. Belki ondandır yani. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar. Yani tamam Arap da olabilirsiniz ama bence Türksünüz. Ama diyelim ki tamam Diyelim Arap'ım veya Arap asılıyım tamam. O zaman da Araplar veya direkt Arabistan vatandaşı olun. Onlar kendileri işte diyorum ya onlar kendileri yapsın R Rönesans'ını. Kendi devrimlerini kendileri yapsınlar. Benim kullandığım argümanları onlar kullanamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani biz diyoruz ya Türklerde mesela kadına nasıl davranılır? Türk kültürü farklıdır. Bunu diyorum tabii onlar bunu kullanamaz. O yüzden yani. Benim söylediğim argümanları onlar kullanamaz. Araplar biliyorum Arabistan'dan beni takip ediyorsunuz. Böyle yani. Bunda sadece yani düşmanlık gibi. Benim hiçbir ırka karşı zaten düşmanlığım yok. Ve bu bence yanlış bir şey yani. insanların ırklara göre ayrıştırılması. Yani şu ırk iyidir, bu ırk kötüdür, şuradan adam çıkmaz. Genelleme yapma. Genelleme yapma her şekilde kötüdür. Ne, ne demişler? Bütün genellemeler kötüdür. Kendi içine çelişen bir laf ya. Yani. Adam yazıyor ırkçılığa hayır. Irkçılık kötüdür. Ondan sonra altta da hashtag acap. Ol kapsar bestir. Sen yaptığın ne? Irkçılık neden kötüdür? Irkçılığın neden kötü olduğunu bile adam bilmiyor ki ezberlemiş öyle. Irkçılık neden kötüdür? Genelleme olduğu için kötüdür arkadaşım. Genelleme olduğu için kötüdür. Adamın çünkü tipine bakarak dersin ki bu adam işte kara. Demek ki bu adam işe yaramaz, kötü bir adam. O yüzden kötüdür. E o zaman sen bunu diyorsun. Altta da polislere karşı bir genelleme yapıyoruz. Ya diyorum ya bunlar şey işte ya. Yapacak bir şey yok. Ma mantık falan kalmamış adamlarda. <laughs> Sıradaki Legend of Drunken Master seyrettin mi abi filmi? Legend of Drunken Master. Yeni bir tartışma konusu çıkartacağım drunk, şimdi. Drunk? Drunk mı? Drunken Master. O ne demek? Sarhoş ha. E, tamam. Dövüşçünün veya sarhoş usta efendinin, ustanın efsanesi. Efsane. Bu filmin ilk ilk filmi Drunken Master diye geçiyor zaten. İkincisi de Legend of Drunken Master. İzlemedim ben. Jackie Chan filmi abi. Legend of Drunken Master. Eskiden mesela eski Sanırım Hong Kong dövüş filmi bu. Filmin yarısı konuşma oluyor genelde. Bu da öyle. Yarısı da işte dövüş, aksiyon falan. Ama inanılmaz hayvan gibi film çekmişler. Ben bir ara demiştim ya. İşte Jackie Chan filmi dediğimiz Mr. Nice Guy demiştim. Bir de şey demiştim. Who am I falan demiştim. Bir arkadaş işte daha eski filmlerine olan bunu yolladı. Legend of Drunken Master. Seyredin abi. Kesinlikle serinin ağzınız açık kalır. Yani sonra ilerlemiş film kalitesi olarak belki gelişmiş olabilir ama şey olarak e, hani o tehlikeli dövüşler, akrobatik hareketler falan olarak inanılmaz yani. Hayvan gibi film çekmiş abi adamlar. Son Nasıl sahneyi böyle? 4 ayda falan çekmişler. Görüntü falan. Yani bak şunu millet şimdi çıldıracak. Ha, hazır mısın abi? Hı. Jackie Chan filmleri Bruce Lee filmlerinden çok daha iyi desem çıldırır mısınız? Jackie evet. Chan Bruce Lee'den daha iyi demiyorum bak. Veya işte ne bileyim gerçek hayatta o döver öteki döver kafasında da değilim. Veya o daha iyi dövüş oyuncusu öteki daha iyi dövüş oyuncusu kafasında da değilim. Ama filmleri olarak. Arada bence tartışma konusu bile yok. Arka arkaya seyredin arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Bence Kiçen filmlerinden sonra Bruce Lee filmleri seyredeyim dedim. Bir tanesini seyrettim açmadı. Bir sürü filminin daha dövüş sahnelerini seyrettim. Koreografi yok. Benim bu gerçekten önemli bir şey. Benim için özellikle. Hani tamam bunu tartışmasını yaparsınız. Dersiniz ki hayır bence var. Bence kesinlikle yok. Bence arada tartışma bile olmaması lazım. Neden? Ben bunu düşünüyorum. Neden? Büyük ihtimalle abi Bruce Lee biraz daha batı destekli. Yani Bruce Lee filmleri biraz daha batının çektiği filmler. Bence ondan. Yani zaten Bruce özelliği, esas özelliği tam iyi dövüşçü, güzel dövüşçü de esas özelliği şu. Dövüş filmlerinin de özellikle Kung Fu filmlerinin de batıda şey yapmasını, e, popülerlik kazanmasını sağlıyor. Yani Bruce Lee varken daha ortada böyle çok fazla böyle dövüş, çok fazla kung fu türü filmler neredeyse hiç yok yani. Bruce Lee sayesinde bu popülerlik kazanıyor. Hani Jackie Chan falan Bruce Lee'nin yanında figüran. Yani Bruce Lee'den dayak yiyen adam olarak başlıyor Jackie Chan. Öyle düşün yani. Jackie Chan'ın hiç şey yok mu böyle batıda? Sonradan var. Bir nok Şimdi bak Jackie Chan çok uzun süre. Jackie Chan 150 filmi var. Bruce Lee'nin çok az filmi var çünkü ölmüş adam. Belki daha ilerlese daha iyi filmleri çıkardı yani. Ne bileyim Batı'nın teknolojisi biraz gelişse. Belki daha iyi filmleri çıkardı. Jackie Chan çok uzun süre Hong Kong filmleri çekmiş. Tamam mı? Benim tahminim çok fazla para düşünmüyorlar. Bir. İkincisi de abi çok çok fazla emek harcıyorlar. Yani bir sahne için 4 ay vermek, bir sahne çekimi için 4 ay vermek çok zor. Şu anda hani Hollywood filmini zaten 6 haftada çekiyorlar. Değil mi? Hı, hı. Yani bir tane şu anda Hollywood filmi 6 haftada, 7 haftada, 8 haftada çekiyor. Çekimler bu kadar sürüyor yani. Ön hazırlık var. Ondan sonra post production var. Ama çekimler bu kadar sürüyor. Çok büyük ihtimalle bu. Bir. İkincisi de abi bu da çok önemli. Jackie Chan dövüş filmlerinin Atatürk'ü diyebiliriz. Neden? Çünkü birincisi öncülük yapıyor. İkincisi adam her şey. Sadece dövüşçü, sadece akrobat değil. Aynı zamanda adam koreografileri kendisi hazırlıyor. Adam risk alıyor kazanç için. Kendisini riske atıyor kazanç sağlamak için ve bu sayede zaten efsane olmuş. Adam diğer oyuncuları da eğitiyor. Diğer dövüşçü dövüştüğü oyuncuların birçoğu adamın kendi öğrencisi düşün. Ve adam birçok filmde yönetmenin de yaptığını beğenmiyor. Çünkü yönetmen gene hani çok fazla riski girmeden şey olur ya böyle kesik 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 çekimler yapalım. Daha kolay olsun. Bununla da işte polemiğe giriyor işte çekim mi yapıyor? Legend of Drunken Master'ın sonunu Jackie Chan yönetmiş mesela. Öldüm sana. Peki ya. son sahne nasıl? Full böyle full kesintisiz. Böyle. Yok. Bruce. Kesin ya full kesintisiz değil de ama gene şey gibi değil. Yani mesela Bruce Lee filmini seyrettiğiniz zaman işte kamer genelde şey olur kameraya tekme atar falan ondan sonra adamın düştüğünü görürsün falan. Koreografi hiç yoktur. Koreografi yoktur. Bir de mesela abi ben tabi bu benim kendi şahsi görüşüm yani. Bruce Lee hiçbir zaman dayak yemiyor. Baktığın zaman inanmıyorsun yani. Heyecanlanmıyorsun. Ama Jackie Chan seyrettiğin zaman çok heyecanlanıyorsun. Hani onun bir üst versiyonu gibi. Zaten Jackie Chan filmleri daha yenidir Bruce Lee filmlerinden. Bruce Lee filmleri daha eskidir. Hani onun üzerine bir şeyler eklemiş gibi yani. Jackie Chan sürekli dayak yer çünkü değil mi? Sonuna kadar sürekli dayak yer en sonuna dövmeye başlar artık. Bruce filmle filmler hiçbir şekilde dayak yemiyor. Adamlar saldırmaya korkuyorlar. Yok lan Bruce Lee. <laughs> Onu da artık dövecek değiliz ya falan. Bu kafadalar yani. Abi şey nasıl? jetli miydi o adamın adı? Onların hepsi şey ya işte ikincil. Ama iyi yani o adamları Tony Yama var mesela Jet Li var. Onlar da iyi gene. Jetli biraz daha Bruce Lee gibi ama. Böyle bir de Bruce Lee'de hiç iyi adam havası da yok. Yani giriyor bir dojoya. Kavgayı falan bu başlatıyor. <laughs> dövüyor herkesi komiklik falan yapıyor dalga geçiyor Bruce, Bruce Lee'den bahsediyorum ben Dojo'ya giriyor Dojo'daki adamlarla kavga ediyor hepsini dövüyor tabi orada ne muhabbet yaptıklarını bilmiyorum ama kavgayı bu başlatıyor dövüyor herkes böyle yerlerde herkes sırayla bekliyor bakıyorsun böyle 20 kişi adamın etrafını sarmış 20 kişi adamın etrafını sarmış ama dövüşürken hepsi aynı anda saldırmıyor sıra bekliyor falan Cekiçen de öyle değil biliyorsun Chan öyle bir koreografi değil. yapıyor ki 4 kişiyle dövüşüyor mesela 3 kişiyle dövüşüyor aynı anda saldırıyorlar Aynı anda saldırıyorlar abi. O çok çok önemli bak. Dikkat edin. Ya bu filmi kesinlikle seyredin. Nefessiz kalacaksınız dövüş sahnelerinde. Dövüş olmayan sahnelerde konuşma var. Önemli değil çok. Onları da seyredersiniz yani. Helal olsun abi adamlara. Başka bir şey demiyorum. İyiymiş ya. Evet. Bak biz de podcast'i şey blok çektik. Aynen biz de blok çektik. <laughs> Hiç ara Kesin... verdik mi biz? Ara vermedik. Son bir konu daha var. 5 dakikamız daha var zaten. Aynen. Kısa bir konu. Şöyle bir caps var. Gördün mü sen onu? Ee, şeyi göstermişler. Ee, böyle Cumhuriyet ile ilgili galiba. Cumhuriyet bayramı mı ne? Vals yaparak kutlanmış böyle bir okulda. Aynen. Burada iki okul hatta ya. Ondan sonra da işte altta da işte İmam Hatip'i ne göstermişler? Bir tarafta erkekler bir tarafta şeyler kızlar falan. Ha, evet gördüm biliyorum. Altıda, altıda gene atar yapılmış böyle. İşte sizin modernlik medeniyet dediğiniz bu mu? İnsanla erkeklerle kızların birbirine dokanması mı falan böyle? Saçma sapan şeyler söylemişler. Ama güzel bir tartışma konusu arkadaşlar. Biz her şeyi, her şeyi tartışmaya açarız. Bunu da açalım. Vals yapmak medeniyetin belirtisi mi? Vals yaparak mesela diyelim ki medeni bir toplum kurmak istiyoruz tamam mı? Toplumumuz medeni olsun yani teknolojik olarak, insan yaşam standartı olarak, işte ne bileyim insan ömrü, insana verilen değer, insanın insan saygısı, insanın işte güvenliği, mutluluğu olarak üst düzey medeni bir ülke kurmak istiyoruz tamam mı? İlkokulda bunu yapmak için medeniyet dediğimiz bu. Bunu yapmak için medeniyet yani. O vals'a gerek var mı? Soruyorum sana. Abi vals yaparken de kötü bir şey yapmıyorsun ki. Sanki böyle kızı alıyorsun da götürüyorsun eve falan. Öyle bir şey yok vals yaparken. Hayır, şöyle demiyorum. Vals yapmak kötüdür diye sormuyorum. Kötü müdür diye sormuyorum. Ha, ha gerekli mi? Vals yapmak şu saydığım medeni toplum için gerekli mi? Cevap veriyorum kitlendin. Söyle ya dövmeyeceğim. Abi olur ya. Bence gerekli. Gerekli. Cevap veriyorum gerekli. Gerekli. Evet. Şu anda mantıksız gibi gelebilir. Ne demek yani? Gevur dansı. işte erkekler kızları böyle eğiliyor falan. Yok yok ya bence. Gerekli abi. Yani Amerikan lisesine gittiğimde yaptıkları düzgün şeylerden birkaç şeyden bir tanesi buydu. Ha bazı başka düzgün şeyler de yaptılar. Ha çok kötülemiyorum. Amerikan lisesi olduğu için çok kötülemeyeceğim. Ama yaptıkları düzgün şeylerden bir tanesi de buydu. Özel, özel okulların da gene bunu işte sadece özel okullar veya yabancı ne bileyim Fransız okulu bilmem ne okulu yapmaması lazım. Bunu Türk okullarının da yapması lazım. Ki yapıyorlar mı? E, o zaten Valsitirek Atatürk Lisesi'nde oldu. İzmir, Öyle mi? Atatürk Lisesi'nde evet. Şimdi neden gerekli yapıyorlar arkadaşlar? Yani. Neden gerekli? Neden gerekli? Şu sebepten dolayı. Küçükken tamam mı? İşte onlar liseli mi? Ortaokul. Lise okulu. lise aynı. Sana bir partner belirliyorlar. Bizde de böyle danslar var. Biz vals yapmıyorduk tabi de o kadar entel değildik. Ne yapıyorduk mesela mezuniyette işte böyle kol kola bir kız belirliyorlardı arkadaş. Kol kola iniyorduk aşağıya. Bu kadar. Ama olay ne biliyor musun? Sen vals yaptığın kızı arkadaşın olarak görüyorsun zaten. Arkadaşın olarak gördüğün bir kızı dokunmaktan, elini tutmaktan, dans etmekten çekinmiyorsun. Çekinmedikten sonra yani bak diyorsun bu da insanmış. Kız dediğimiz şey de insanmış. Kız mal değilmiş. Kız ne bileyim sadece evlenmek için yaratılmış bir varlık değilmiş Sık, veya kadın objesi değilmiş değilmiş veya ilerli ileride işte zengin olduktan sonra çok para kazandın da çok paran olduğu için iyisini alabileceğim bir mal değilmiş kadın da bir insanmış tam başlıyor ve bu şekilde arkadaşlar bu şekilde çomarlığın çomarlığı kırarsın çomarlığı böyle kırarsın arkadaşlar bir tek bu değil gene erkekli kızlı tiyatro grupları erkekli kızlı valsler ve zaten herkes ne bileyim orada şey olmuyor. Ee, herkes kendi eşini seçsin diye bir olay yok. Zaten hocalar belirliyor. Öyle olunca da kim kime yazıyorsa onu seçiyor diye bir şey de yok yani. Anladın mı? Yazdığım kız geldi bana şöyle bir elliyim falan öyle bir şey de yok. Kendi normal herhangi standart bir kız. Belki bak birçok insan şunu düşünecek şimdi. Bak birçok insan şunu düşünebilir. İşte özellikle erkek lisesinde falan okuyorsa şunu düşünebilir. Oh ne güzel elleriz şimdi kızları falan dans ederken. İyi de işte işte sen o kafadasın. Neden o kafadasın? Çomar olduğun için abi. Hadi tamam herkes çomar olmak zorunda değil. Belki de şeydir. E, hormondan da olabilir. Tamam eyvallah. Ona da bir şey demiyoruz. O yaşta hormonlar da patlamıştır ama. Neden hormonlar patlıyor? Çünkü o yaşa kadar işte kızlarla bir aktivite yapmamışsın. Bu çok çok önemli. Bu gerçekten önemli ya. Kızlarla bir aktivite yapmak, erkekli kızlı gruplarda olmak, kızlarla konuşmak müthiş önemli bir şey yani. Ve şu anda çomarlığın patlamasının sebebi insanlığın birçok şeyi, insanların birçok şey abazanlıktan, ne kadar çok şey abazanlıktan yapılıyor şu anda. Değil mi? Hı hı. O evlilik programlarında o milletin yaptıklarından tutun. Şeylere falan bakın böyle. Dizilerdeki çomarlara bakın. Ne kadar çok şey. Çomar patlaması yaşanıyor şu anda. Patlama yaşanıyor. Neden? Bu sebepten dolayı. İyi bir şey çıkacak mı sizde, sizce bundan? O yüzden evet medeniyetin temeli valsidir. Veya illa vals olmasına gerek yok. Medeniyetin temeli, temeli erkekli kızlı yapılan aktivitelerdir. Adamlar diyor ya işte karma eğitimi sonuçları. Siktir lan oradan geri zekalı. Hadi görüyoruz. Hadi gidelim bakalım. Hep birlikte gidelim tecavüzcülere. Kaç tanesi karma eğitimden çıkma? Hadi gidelim bakalım ya. Tecavüzcülerin kaç tanesi karma eğitim? Veya işte karma eğitim derken çok böyle işte modern eğitim daha doğrusu. Çünkü birçok yerde karma eğitim sözde var ya. Zaten birçok yerde karma eğitim var. Ama kaç tanesi modern eğitimden çıkma? O sizin işte medeniyet bu mu falan dediğiniz Modern eğitimden çıkma Kaç tanesi de çomar eğitimden çıkma Aynen abi çok doğru bir tespit bunu söyleyelim bence Tecavüzlere bakalım sayalım adı ya Kaç tecavüz oradan kaç tecavüz oradan Yapayım Sayılar abi, konuşsun Yapalım gidelim hapishaneye tecavüz kovuşuna. <laughs> Girelim içeriye Ben gireyim abi <laughs> Sen giy kırmızı montunla <laughs> Normalde fazla dikkat ama sadece kırmızı mont olacak böyle. <laughs> Başka hiçbir şey yok Alt da yok böyle Mont zaten uzun yani sorun yok <laughs> Kapatırsın. <laughs> Merhaba dersin. Sizinle şöyle özel bir görüşme yapmak istiyorum. <laughs> Şu içeri geçebilir miyiz? Sizinle bazı şeyler soracağım. Evet. Zaman geldi galiba. Aynen bir saati doldurduk. Ekşici abimizle de bu kadar konuşacağız. Çok e, lüzumsuz uzatma, lüzumsuz sıkma yapmayacağız artık bundan sonra. Onu da lüzumsuz yormak istemiyorum zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam kirli gecicilerde görüşürüz. Bu sefer karanlık bölümde Kirli Gececiler'den merhaba arkadaşlar. Beyaz başlı prens ve kendime de bir takma isim bulmam lazım artık ya. Evet evet yani. Siyah, pardon kahverengi saçlı ne diyeyim kendime? <laughs> kahverengi, siyah çoraplı prens. üstüne beyaz da yok ki. Beyaz bir şey de yok üstümde. Yani Ma... beyaz başlı prensle beyaz kağıtlı prens. Aynen hmm. beyaz kağıtlı prens. Beyaz kağıtlı olabilir. <laughs> Karşımda kağıt var. Yeşil gözlü prens. Geçen sefer dinledin değil mi sen bizim şeyi? Hıh. Hı. Tabii son podcast'i dinledin galiba çünkü yorum atmışsın. Evet. Şey nasıldı? Kirli gececiler müziği nasıl? Harika giriş ee, müziği. Hani saydan radyo programını falan dinlemeye başladığımız <laughs> sandım öyle o kadar iyi yani. Evet o zaten şey galiba ya TRT radyolarında da aşağı yukarı otur müzikler çalar ya o çeşit. Evet evet radyo TRT işte radyoları. Falan. Böyle ben küçük evet küçüklüğümden hı hı. hatırlarım yani. Değil mi? TRT radyoları programı. Açardım radyoyu. Hı hı. Evet evet. Gece ve müzik Biliyor musun? Hazırlayan musunuz? Hoş geldin. Şebnem savaşçı. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> tabii, de biliyorsunuz Şebnem savaşçı falan. <laughs> tabii tabii öyledir. Bir de şeydir onlarda e, mesela da mesela oda zifiri karanlık ya. Arkada böyle arka müzik de çalmaz konuşurken onlar. O yüzden ve adamları nasıl böyle bizim gibi battaniye kaplı bir odadalar herhalde. Sıfır yankı vardır tamam mı? Evet evet. O yüzden sanki böyle kap karanlık bir ortamda konuşuyorlar sanarsın onları. Yalıtım ya kusursuz. Benim aklıma hayalime hep öyle gelirlerdi. Evet hayalime hep öyle gelirdi. Evet. Şey diyor ya işte şimdi işte dış kaynaklı hafif müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra işte <laughs> I found my thrill on Blueberry Hill. Louis Armstrong'dan geliyor. <laughs> Bu arada ben de arka odadan konuşuyorum. Plan <laughs> Neredeyse öyle diyecek yani. Evet böyle konuşurken ben şöyle hayal ederim. Yani kadının üzeri aydınlanmış ama kadın hariç etrafta hiçbir şey yok. Tamamen simsiyah böyle. Öyle bir ortamda konuşuyor sanki. Yüzüne ışık vuruyor. O kuruyor, şekilde hayal ediyorum. Diğerden böyle karşıdan yandan falan Şimdi bizimki de kendi konuşmamızı şey yaptım dinledim. Ses olarak benziyor yani. Yankı falan bayağı az ya. Evet demek ki yani bir radyo kanalı kurabiliriz. Her şey hazır aşağı yukarı. Her şey bir her şey bir battaniyeye bakıyormuş arkadaşlar. Bir battaniyeye bakıyor her şey. Bu arada aynı. <laughs> Oturmayacağım bundan sonra çünkü Hı. bilmiyorum dikkat ettim mi? Ee, biraz daha böyle hani cansız biraz daha cansız olmuş ama. Hı. Hani relax falan dedim ya biraz aşırı olmuş İlk yani. Podcast serisindeki gibi mi? Hani. <laughs> Evet evet öyle olmuş biraz. Evet evet o, o kadar da olmasın. ayakta duran. Bu zaten gece, gece olmanın bir sakinliği oluyor. Hani komşuları falan rahatsız etmemek için çok bağırarak konuşmuyorsun zaten. Hı -hı. Hani gecenin bir sakinliği oluyor. O sakinlik yeterli abi. Evet abi biz de tam öyleyiz. Konulara girelim o zaman. Neler Hı -hı. yaptın abi? Özel değişik bir şey yaptın mı bu aralar? Bu aralar yıldızları gözleme peşindeyim. Gözlemleme yani bir an önce yapmak istiyorum artık. Çünkü biliyorsun benim oturduğum yer buna çok uygun. E, aysız, bulutsuz gecelerde böyle bir şey yapmak istiyorum. Yapalım bir gün. Aysız bir gece ayarlayalım. Mutlaka. Sizin orada orman da var değil mi? Aha şey var, geliyor. Var. Podcast ambulansı. Kaç bölümdür yoktu. Ha yıldızımız mı geliyor evet. Podcast ambulansımız. <laughs> evet. evet. Yıldız dedim bak bizim yıldızımız geldi. O şekilde hani ormanlı ormanlı yerler vardı ya abi oraya gideriz. Hı hı. Tabi çok böyle ağacın da çok olmaması lazım. Veya ağaç olsa bile... Evet tepedeki yıldızlara bakarız artık. Evet evet. O şekilde. Hı -hı. Karşıda bir zeytinlik var. Ancak boş bomboş hı -hı. futbol sahası genişliğinde alanlar da var. Anımsarsın e, buralarda. Orası hı -hı. olabilir. Daha evet. daha da yüksek güzel olur ya bayağı. Hı -hı. Uygun bir yerde bakabiliriz falan. Gayet Ya esas bir güzel yani. bir teleskop alsak daha da güzel olur. Ha bakalım ileride e, 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 evet artık. E, çok e, çok iyi olur. Aa bu evet, ilk konumuz. Hadi, hı -hı. Bir şey sözü. Yani? bu bir ses daha duydum. Tekrar mı geçti? Yok yok aynısı aynısı. İlk konumuz abi dihidrojen monoksit. Hı -hı. Dihidrojen monoksitin ne olduğunu biliyor musun? Çok tehlikeli bir madde bu. Dihidrojen monoksit dediğimiz şey yani soluduğumuz karbon monoksit mi? Ee, Hayır. O değil. Bak, tekrar söylüyorum. Dihidrojen monoksit. Aa. Böldüğünce tamam. Böyle de çok korkunç bir tamam. <laughs> Bunu biliyorum bunu biliyorum. Hatta bununla ilgili çok e, ilginç bir yazı okudum. E, yani... Evet, halk arasında su olarak tabir edilen. Değil mi abi? <laughs> evet. Dihidrojen yani H2 Anladım. monoksit bir oksijen. O1. Yani H2O. Evet. Su ama su dediğin zaman çok masum gözüküyor. Bu evet. maddenin şimdi ne kadar zararlı olduğunu anlayacağım abi. Bunlar Bununla ilgili bir sürü insanlar caps falan yapmışlar. Yerli yabancı. <laughs> Gerçekten komik. Şu aşı karşılıklarıyla dalga geçiyor. İşte aşının içinde ne var biliyor musunuz falan diyenlerle. Oh. Ondan sonra evrim karşılıklarıyla dalga geçiyor. E güzel ben şey de şey oldu. derdim eskiden. Onunla ilgili onunla ilgili bir şarkı bile yapmayı düşünüyordum. Belki ileride yaparım. Ee, şey, bütün komplo teorisyenleriyle ama saçma sapan böyle bin tane kopyo, komplo var ya. Onlarla böyle dalga geçmek istiyorum. <laughs> Tam şey kişi. işte Siz bu siz şu anda yediğiniz bu organik ürünlerin, organik ürünlerin gübrelerinin içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bu gübrelerin neyden yapıldığını biliyor musunuz? Hayvan dışkısından yapılıyor <laughs> Bilmiyordunuz değil mi bu arkadaşlar Bu yalan değil ya Sizin o böyle işte köyden Bahçeden ondan sonra işte Doğal tarım falan diye yediğiniz O havuçlar Meğer... o sebzeler O meyveler bunların Gübre olarak bu bitkilere Gübre olarak kullanılan O işte gübrelere O gübrelerin aslında ne olduğunu biliyor musunuz Onlar hayvan dışkısı Yani şu anda siz size Doğal tarım adı altında hayvan dışkısı yediriyorlar. Aman tanrım. Diye böyle bir <gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir şarkı yapacaktım. Veya bunu şey de yapayım. Normal bir skeç de yapabiliriz. Evet. Evet şimdi diho, dihidrojen monoksitin zararlarına gelelim. Bir. Fazlası öldürür. Roket yakıtı yakarak <laughs> roket yakıtı yakarak kimyasal yoldan su elde edebilirsin. Yani düşün o kadar zar hmm. zararlı bir şey. Roket yakıtı yakarak elde edilebilecek bir şey yani. İki. Aşırı kullanım terleme Sık sık tuvalete gitme zorunluluğu ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Yalan değil. Evet. Aşırı kullanım ölümle sonuçlanır evet. Hatta şey de unutmuşlar. 2000 bilmem kaçta bir kız aşırı su kullanarak öldü. Aşırı doz üçüncüsü su. bak. Ben bu bir böyle kedi seven bir grubun bu şekilde evrim karşıtlığı videoları çıkarttığını biliyorum. Gerçekten onlara benzemiş. Bak üçüncüsü. Seri katil, tecavüzcü ve uyuşturucu tacirlerinin Tamamı, evet yanlış duymadınız altını çiziyorum. Tamamı dihidrojen monoksit kullandığını itiraf etti. Değil mi? Evet evet <laughs> az önce söz ettiğim şey bu. Tamamı bu maddeyi kullanıyormuş. Seri katil tecavüzcü uyuşturucu tamamı arkadaşlar. Bu da mı tesadüf? Bu tesadüf diyor musunuz? Ben bir şey ekleyeyim. Bunlar eklemiş ben bir şey ekleyeyim. Marilyn Manson yani nasıl diyorlar? lan onlar? Şarkılarında homoseksüellik, pislik ve satanistlik temaları işleyen Cradle of Filth yani Pislik Beşi grubunun solisti olan Merlin Manson kendisi dihidrojen monoksit maddesini kullandığını itiraf etmiştir. <laughs> Hatta bakın kendi sesinden dinleyin. Evet ben de dihidrojen monoksit maddesi kullanıyorum. Çocuklara da bu maddeyi kullanmalarını aşılıyorum. Gördün birebir onun sesi yani. Kesinlikle aynı Sweet Dreams'deki sesi. <gülüyor> <gülüyor> Dört. <gülüyor> Ha. Bu arada sazanlar gene gelecek. Ne? Credo of Filth'in solisti mi? Tamam tamam. Yok bir şey. Espri anlamını atlamayın. Evet evet. Espri şu hadi anlamayanı anlatıyorum. Gerçekten de yapılan bir videoda Credo of Filth'in solisti Merlin Manson diye bahsedildi kendisinden. Ben bunun esprisini ne zaman yapsam? Efe Aydal bilmiyor musun? Biliyorum abi merak etmeyin. Yani Dark Town Quality'nin solisti oldu mu? Olduğunu hepimiz biliyoruz evet. Şeyin solisti ya. Hani bu sene bekar gezelim vardı ya. <laughs> Neydi o? Abi, <laughs> E, Neydi o grubun adı e, ya? Bu Leçin. bekar gezin. Bir tane böyle. Evet, evet. Aynen. Bir tane tas kafa Amerikan e, tıraşı yaptıran bir arkadaş vardı falan. <laughs> Son Amerikan tıraşı. <laughs> aynen. Son Amerikan tıraşı onda zaten. Evet. Grup leçin falan vardı ya bir ara Ne oldu acaba? Evet. Devam ediyoruz. Bitki, bitki öldürme ilacı. Şu herbicide diyorlar ya. Yani, yani işte e, yabani ot öldürme ilacı ve böcek öldürme ilaçlarının Temel maddelerinden birinin dihidrojen monoksit yani su olduğunu biliyor muydunuz? Düşünün. Böcek ilacının temel maddelerinden birisi su. Devam ediyoruz. Su boğulmanın temel sebebidir. Bunu biliyor muydunuz? Ya i̇şte dünya gerçekleri. Ve bir tane daha var. Suyla temas eden insanların yüzde yüzü ölmüştür. Bu istisnasız bir gerçek değil mi? Bunu söylerken bir yandan da su içiyorum o ayrı mesela de. Şaka bir yana şu ilk maddede e, aklıma takılan bir yer var. Roket yakıtı su mu ortaya çıkarıyor? Bu hani Marşında da vardı ya. Mars filminde de vardı. Hmm. Roket yakıtını yakıyordu. Geriye art madde olarak su kalıyordu. Tam olarak onun kimyasal reaksiyonun tepkimesini şeyini bilmiyorum. Hani yan ürünü. Evet evet. Olur evet. ya. Evet evet. Yan evet. ürün olarak su çıkartıyordu. Hı -hı. Hatırladın mı? Tamam tamam. Ya yani kimyasal tepkimeye giriyordu. Yan ürün olarak su çıkartıyordu. Tamam şimdi. <laughs> Bu neydi efendim? Bu makale nereden geliyordu? Hı? Bunu ha ya yazan kimdi? E bu bunu caps falan yapmışlar da dalga geçmek için işte bu evet. aşı karşıtlığıyla ilgili falan. Çünkü böyle işte aşının içinde e, civa olduğunu biliyor muydunuz? Çocuklarımızı civa içiriyorlar falan. Böyle adamlar bu şekilde falan şey yapıyorlar. Hı. Komplo teorisyenliği yapıyorlar. Son derece... Bunlarla dalga geçmek için. Evet, son derece Büyük ihtimalle evrim karşıtlığıyla dalga geçmek için de. Çünkü bizde de mesela evrim karşıtlığı hani e, İnsanları evrime karşı korkutmak için ölderler ya. İşte Cradle of Filth'in solisti Marilyn Manson, işte neydi? Homoseksüellik ve pislik temaları işleyen Hı -hı. satanist şarkıcı Merlin Manson da evrimi kabul ettiğini açıkladı. Gerçek ha arkadaşlar. Şu şu anlattığım olay gerçek yani. Gerçekten bir video, bir video yaptı böyle kimlerin yaptığını da tahmin edebilirsiniz çok bariz bir şekilde. Çok bariz bir grup yaptı bunu yani. Kimlerin yaptığını da tahmin edebilirsiniz. Evet. Bir kısım hayvansever grup. Yani, Aynen bir kısım hayvansever grup. Onu bizden biri mi çıkardı ortaya yoksa yabancı kaynaklı mı? Onu merak ettim. Sanırım. Hangisinin abi? Bir sürü işte var. Yani bu makaleyi hani yaptılar ama orijinal bu maddeleri yabancı böyle yabancı. Sıralayan yabancı biri mi? Hmm. Yabancı bu ben Türkçeleştirdim. Tamam. Ben Türkçeleştirdim. Tamam. Ben var İngilizce var bende. <laughs> <laughs> Aa çok ilginç. Ey bir fikrim Derdimi var. Derdimi anlatacak kadar. İngilizce bir belgesel yapalım ne dersin? <laughs> tamam olur. Ne içiyorsun abi rahatlatmak için? Ben şarap falan diyordum ya. Şimdi şarap içersem daha uyuşacağım ya. Ya o evet. Dün fazla, film seyrederken falan içtim. Fazla rahatlatabilir. Ben sade Nescafe içiyorum şu anda efecim. Ben de Efe Aydal çayı yaptım. Yeni bir çay demleme için şey aldım. Abi ne diyorsun o demlik mi? Camdan ama. Efe Aydal çayı yapmak için ideal. Bizim biliyorsun demliğimiz kırık falandı ya böyle. Evet çok özgün cam. bir demlikti. De. İçinde de direkt şey var yani. Şu tellerden var ya. Onun içine de mesela ada çayı falan koyabiliyorsun. Oh, harika. Baya baya güzel çay yaparız yani. yani 3 kişilik direkt ideal işte. Sen, ben, Mete olduğumuz zaman. Çok iyi. Hem demlik hem çaydanlık. Yani böyle bir takım halinde mi? Hı hı. Ne güzel. Bir ne projemiz kadar. daha var arkadaşlar. Vakit Vakit bulabilirsek. yok sadece demlikti, sadece demlik. Abi. Onun içine şey su koyuyorsun işte, sıcak su koyuyorsun. Evet evet. Şöyle bir projemiz daha var arkadaşlar, video olarak çekmek istiyoruz. Ee, gene meteye çektireceğiz. Onun çekmesi daha basit ama. Şu hani eski oyunlar falan diyorduk. E, o eski oyunları biraz daha şey olarak, prodüksiyon olarak biraz daha iyi olması lazım. O yüzden ona şemlüz fırsat bulamadık. Daha basit bir şey düşünüyoruz. Top 10 filmler. Herkes böyle internet üzerine herkesin top 10 listeleri var ya. Bizim de böyle özellikle Ekşici ile ben, benim Hı -hı. E, birlikte yapacağımız top 10 filmler. Mesela top 10 en nefret ettiğimiz filmler. Top 10 en böyle canı gönülden sevdiğimiz filmler. Evet. Ondan sonra işte bir sürü bunun çeşidi var. Yani o kadar Hı -hı. kategori yaptık ki 10 küsür tane kategori oldu yani. Çünkü mesela top 10 en sevdiğimiz daha sonra işte ne bileyim bilim kurgu filmler. Evet. Top 10 en underrated filmler. Top 10 en bilinmeyen ama tavsiye ettiğimiz evet, evet filmler gibi gibi önerdiğimiz evet ya da abartılmış böyle hakkı yenmiş evet evet hepsi aynı abartılmış abartılmış veya hakkı yenmiş filmler yani overrated underrated Hı -hı. bu tür filmler e, yani her biri bunların bir video olacak. Bakalım ilk toplandığımızda böyle bir şey çekmek istiyoruz. Eee e çekecek, Mete yapacak editini falan. Ve konuşurken mesela o filmden sahne koyar. Fragmanından sahne koyar çünkü fragmandan sahne sahne koyabilirsin o şeye girmiyor, Copyright'a girmiyor yani. Hı hı. Bu şekilde güzel bir şey olacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bu arada şarap şaraptaki uyarıları gördün mü sen abi? Şaraptaki uyarılara dikkat etmedim. Şarabın mi? üzerindeki uyarıları. Ee, Bunu. Abi işte dikkat etsin orada bir sürü uyarı var. Ee, bu... Ben hepsini yerine getirmişim bu arada. Oo harika. Ee, bu uyarılara bak on. <laughs> Ha, söyle abi. Bu uyarılara böyle kısa bir asansörümüzünden sonra girelim mi Efe'cim? Çünkü benim 100 numaralı odaya gidip acil bir darbe yapmam gerek. Tamam lavaboya, lavaboya gidiyorsun öyle <laughs> Evet evet. Lavaboya evet. gidiyorsun. Yani değil mi? Kibar tamam. olalım. Ekşici abimiz lavaboya gidiyor. <laughs> tamam kayıttan çıkıyoruz o zaman. Tamam. Evet geri geldim. Nasıl hissediyorsun abi? Daha mı hafif? <laughs> Rahatlamış. Lavaboda. <laughs> şu anda dünyanın en mutlu insanı. Ruhen tabii. Yani spiritüel. E, yani spiritüel olarak rahatlamış. Evet. Monsieur Lavabo devam edeyim. Derin sohbetler içine girdik evet. Görüyorsun işte TRT'de bunları göremezsiniz arkadaşlar. Ya. Böyle bir şey yok yani. <laughs> <laughs> Only beyaz başlı prens. <laughs> yalnızca ve yalnızca burada. Şaraptaki şaraptaki uyarılar diyorduk abi. Hı hı. Şaraba baktığım zaman üstüne 3 tane uyarı gördüm. Üçünü de yerine getirmişim ben abi. Ama sen bu uyarıları bir okumadan yaptın. 18 yaşını geçin diyor. Evet. 18 tamam. artı yazıyor. 18 yaşını geçin diyor yani 18 yaşını geçtim. İkincisinde hamile kalmayın diyor. Harbiden de hamile kalmadım çünkü hamile kadın var böyle bir üstüne çiziyor. Hmm. Hamile kalmayın veya çocuk sahibi olun. Üçüncüsünde de araba sahibi olmayın. Araba var böyle üstünü çizmiş gene. Evet. Üçünü de ben yerine getirdim abi. Gölür rahat Araba içeririz. sahibi de değilim. <gülüyor> <gülüyor> hamile de kalmadım. 18'imizi de büyük bir başarıyla doldurduk. O yüzden. Doldurdun mu sen? Bu arada ben şeydeyken kaç 34 yaşında mıydım tabii Amerika'dayken hı hı. kimlik falan istediler abi. <laughs> Oo. 18 yaşın geçtiğim diye. Benden de hanımdan da kimlik istediler. E, hanım genç gösteriyor da 18 yaşını sana gibi. da sormaları ilginç olmuş. 18 lan 18. o kadar da genç değilim yani 18'den <laughs> düşük gösterecek kadar hayır, yani. hayır kesinlikle değilsin kesinlikle değilsin de hanım evet o kadar öyle, da değil yani öyle sanılabilir evet şimdi şey mi <laughs> destek olan sponsor arkadaşların listesi ah tabii evet, olabilir o öteki hafta yani <laughs> tamam kasıma girdik de öteki haftaya yok çünkü hangi kartlar geçti hangisi geçmedi belli değil bakalım ne kadar zengin olduk paranın gözü kör olsun ya değil mi abi hep onun <laughs> şeyini yapıyoruz ya. Bir, yer, bir yerden şöyle sayısal loto falan çıksa abi. İç patrına matrına hepsi kapalı abi. Pasa yani, böyle amme hizmeti yaparız ya. E, ne güzel olur. Tamamen sosyal sorumluluk projelerini adarız kendimizi. Gerçi mesela ben hep şey diyorum ya. Abi bir milyon çıksa kralını tanımam ya. Ne güzel kafamıza göre çekeriz falan. O zaman da kesin şey deriz ha. Abi bizde para yok. Neden para yok? İşte çünkü büyük bir film çekmek istiyoruz. Bu sefer de onu deriz kesin. <laughs> Değil mi? Hani böyle karo olan falan çekiyorlar ya 12 milyon TL'ye falan. Bu sefer de böyle ona hevesleniriz falan. Ben Güzel. öyle büyük bir film çekmek istiyorum abi bak para yok ya ne yapacağız? Kesin <laughs> öyle bir şey deriz ha. O işin sonu yok demek ki. Bence kesin o Olur işin mi? sonu yok. Bak. Kesin yok bak. Yani Çünkü her zaman için elimdeki ya be, <laughs> benim için en azından o elimdeki imkan neyse bir zorunu yapmak istiyorum abi. Elimde ne imkan varsa bir zorunu yapmak istiyorum. Bakalım. Anladım. Böyle de kalender bir kişiliğin var diyorsun. Peki sana Şimdi şeyden marangozdan şey buldum ha söyle. Yani deseler Şöyle ki abi. yani en iyi arkadaşın mı 1 milyon dolar mı hangi filmi çekersin? E, ne anlamadım abi. E, sana sorsalar ki en iyi arkadaşın mı yoksa 1 milyon dolar mı diye hangi filmi çekersin? Hangi filmi çekerim? <laughs> Bilemedim. Ama bir <laughs> film çekeceğin kesin değil mi? Aynen. Ya şey çekerim ben ya. Özcan, Özcan Deniz filmi. En güzeli onlar oluyor. Evet. Anlayamadığım 3 milyon dolar falan diyor. 3 milyon o ne? 3 milyon dolar ne, nasıl ne çekmiş abi? Aşk filmi yani. Ya şey oluyor ya böyle yurt dışını falan geziyorlar ya. Kesin böyle yurt dışı bitti bilet masrafları falan. Böyle first class'ta falan gitmişlerdir. Tabii. Onların parasını da böyle şeyin masrafına eklemiştir falan. 3 milyon dolar harcadık bu filme. Ne çektiniz peki abi? İşte Paris'te gezdik falan. <gülüyor> <gülüyor> Venedik'te romantik sahne çektik falan. Evet. Yeni bir tane çıkmış işte gene. Oo. Şey diyor. Bir aşk filmi değil. Öyle yazmış üstüne. Bir aşk filmi değil. Aşkın filmi. Abi bari değişik bir şey olsaydı ya. Oo. Hani böyle testleri yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi gitseydi keşke. En azından değil mi? Ya sonra 2, ya sonra 3. Işte, Özcan Deniz, Özcan Deniz uzayda aşık, Özcan Deniz Mars'ta aşık, Özcan Deniz deniz altında aşık. Beni dinliyor şimdi bak, bunların hepsi olacak. Özcan Deniz kutuplarda aşık, Özcan Deniz çölde aşık. Jackie öyle ya. Jackie İstanbul'da, Jackie Chan Hollanda'da. Jackie Moğolistan'da. Jackie Kartal'ın gölgesinde. Bak uzayda aşığı yapsın bence. Özcan Deniz. Ama tabii <laughs> evet. şey yani. Yazıp yöneten kendisi. Kızlar da nedense filmde buna hasta. <laughs> Yani en çok dikkat çeken kısım o. Ben de bir film çekeyim bak çok güzel bir konu yazdım abi. Şimdi böyle ben böyle çok yakışıklıymışım bak ben çok yakışıklıymışım, hı hı. çok karizmatikmişim tamam mı? Böyle üç tane model de beni şey <laughs> sevmek için <laughs> beni sevmek için birbirlerinin saçın başını yolluyorlarmış. Bun harcasına ben sevmek için. Ben de böyle için, karar veremiyormuşum. Bun harcasına çılgın manyaklar gibi <laughs> sevmek için. Nasıl? Yani filmin adı da şey aşkımı paylaşamadım uzayda. Uzayda ama. Uzayda aşkımı paylaşamadım. Abi bu orjinal gibi... olması lazım ya. Yani. Nasıl buldun ya? Böyle çekip filan mı yazdın ya da hani ne çektin bunu yazmak için? Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi 2 <laughs> 3 ay sonra görürsünüz Özcan <laughs> çeker bunda. <laughs> aşkımı uzayda paylaşamadım Oo. diye. Yani bak Masum Kırmızı evet. de film çekiyor. Abi ee, ancak onunları tartışılır bir sanatsal e, değeri var mı nedir ne koşullarda Duygu çekti sömürsü. zaten hmm. zaten şu anda yani... Fethullah Hoca biliyorsun değil mi Fethullahçı şeyler çekiyordu mesela ne oldu ki acaba ona şimdi evet, baya bir Fethullah öven şeyler çekti o zaman da ne oldu acaba şimdi ona ne yaptılar acaba o da şey dedi mi hani birçok kişi dedi ya onu biz işte Fethullah'ın gerçek yüzünü gördük o yüzden bırakıyoruz onu falan dedi ya herkes o şekilde yırttılar evet, evet. birçok insan <laughs> bu abi adam film çekti yani bu da der mi acaba aynısını Kandırılmışım. Filmimi toplatıyorum. <laughs> Aynen. Seyretmeyin lan filmi diye böyle. Dinleyici sorusu var bir tane abi. <laughs> hmm. Annem falcıya gidiyor ve falcı her şeyi Gerisini okumayacağım abi. Bununla ilgili konuştuk. <laughs> Değil mi? 80 kere konuştuk. Yani... Annem falcıya gidiyor. Falcı her şeyi biliyor. Ondan sonra ama böyle sadece dayımın bildiği şeyleri biliyor. Ama dayım hiç kimseye... Genelde öyle olur. Dayım hiç kimseye söylemedi. Bir de ben aslında sadece bir kişiye söylemiştim. O bir kişi de kesin falcıya söylemedi. Ama falcı nereden biliyor bunu? Aha. Falcı her şeyi biliyor. Küçükken sadece annemin bildiği bir şey vardı. Falcı bunu söyledi. Anlatmayacağım lan. Ge Daha önceden zaten bunun açıklamasını yaptık. Hatta gizlisiz efekeste bile konuşmuş olabiliriz bunu. Yani en az biz kerelerce konuştuk. Hani doğrudan soruya mı geçecek ne yapsak bilemedim. Ge ge cevap cevap veriyorum abi. Eski Efekeslere bakın. <laughs> Değil mi? Bir falcı var, her şeyi biliyor abi. Cevabı o. Eski Efekeslere bakın. Evet. Bu kadar. Karanlık bölüme geçeceğiz abi. Aa, hazır mısın? Çok çok hızlıyız. Ne evet. zaman ne oldu? Ne, ne zaman başladı? Ne zaman bitti? E, daha tamam. artık daha az konuşuyoruz ya. Bir dinleyici sorusu koyacaktım ama bunu cevaplamayacağım abi. C son anda caydın. <laughs> Canlı yayında caydık. Evet. Olur abi. O zaman kayıttan çıkalım. Hı -hı. Ben et, etrafı karartayım. Karanlık bölüme geçelim. Seyirci evet. karanlık bölümü seviyor. Şimdi şey demiştim ya abi. Hani hı hı. yarım saat kısaltacağım falan demiştim ya. Karanlık bölümden kısaltmaya gerek yok. Doğru. Normal konuşmamız yarım saat olur. Hı hı. Karanlık bölümümüz yarım saat olur. Yarım yarım olur. Şimdi yarım saati konuştuk. Evet evet. Konu zaten şu an bitti. Karanlık bölüm. Karanlık bölümün konu. Evet var. onun hakkını yemeyelim. O iyi. Baya evet. baya abartı. Bu sefer abartı bir şey anlatacağım. Hatta o kadar abartı bir şey ki <laughs> bazı yerleri anlatamayacağım. Size sadece kaynak vereceğim diyeceğim ki olayın tamamını okumak istiyorsanız şuraya gidin bakın diyeceğim. Neyse karanlık bölümde görüşürüz arkadaşlar. Işıkları kapayın. Evet karanlık bölüme. Bunun adı ne olsun abi? Bu bölümün adı e, karanlık geçiciler olsun mu? Karanlık geçiciler. <laughs> Tam bizlik. Karanlık geçiciler. Aynen bu bölümün adı da karanlık geçiciler olsun. Evet kirli geçiciler karanlık geçiciler. Güzel oldu bak. Karanlık geçiciler bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Gittikçe karanlık geçiciler bölümü de artıyor ha. Ee, daha ko korkuyla ilgili benim ko korkuyla tabii bir ilgim vardır. Sen o kadar ilgileniyor musun bilmiyorum korku filmleri, korku hikayeleri. Bayılırım. Benim de aynı şekilde ilgim olduğu için Hı -hı. genelde bana ilginç gelen konular da aynı şekilde korkuyla ilgili oluyor. Hı -hı. Ee, sana birisi mesaj atmış ya Diatlo geçidi olayı ile ilgili konuşabilir misiniz diye. Evet. Ee, ama ve lakin ben aslında isterdim konuşmak da... ...Efekes'te ondan çok detaylı bahsettik. Bayağı detaylı bir şekilde bahsettik yani. Eski Efekeslerden bulabilir arkadaşımız. Evet, evet değil mi söz etmiştik? Efekes, normal Efekes yani. Evet Efekes 4 mi? Öyle bir şey. O yüzden ondan bahsedemeyeceğiz. Hı -hı. Ee, i̇lk sormak istediğim şey abi ısınma Hı -hı. olarak. Şunu sorayım sana. Hatta ben sana bunu yolladım da çalıştın mı bilmiyorum. Çocukken seni korkutan evet. film veya... Çalıştın mı abi? Çalıştım hazırım <gülüyor> abi. <gülüyor> Dersine. <gülüyor> Çalıştım bebeciğim. Evet. Helal. Evet. Filmler yani çocukken seni korkutan filmler veya filmlerden belirli bir sahne veya hikayeler veya kitaplar. Yani bazen öyle şeyler olur ki zaten bizim hayal gücümüz de onun üstüne biner. Zaten biraz da anlayacaksınız çocukken neler nelere maruz kalmışım. Neden böyle psikopat olmuşum? <laughs> Neden böyle korku hikayeleri falan yazıyorum? Anlayacaksınız. Hatırlıyor musun abi böyle bir film veya işte bazen bir şey bile olabilir ya çocuk programı oluyor mesela ona childhood trauma diyorlar ya çocuk programı oluyor evet. ama çocuk programında bir anda böyle hani çocukların çok korkacağı şeyler gösteriyorlar. Sonra ne bileyim böyle adam bir anda eşeğe dönüşüyor falan çocuklar tabii korkar hani biz büyük olarak seyrettiğimiz zaman korkmayız da orada çocuk bir anda böyle yüzümüzü uzuyor böyle eşeğe dönüşüyor falan böyle. Elbette. Öyle bir şey göstermişlerdi. Hı. Neyse. Dediğin gibi çocuk. Evet travması. O zaman. Hı hı. Hı. O zaman seni dinleyelim abi. Neler var? Sonra da ben geçeyim. Çocuklama dair anımsadığım ilk film sanırım yine şeytanın ölüsü. Düşündüm de çocuklama dair hiçbir şey anımsamıyorum diyeceksin sandım ben. <laughs> o kadar değil. <laughs> Ben travma geçirmişim. Hiçbir şey anımsamıyorum çocuklukla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir travma... Öyle bir travma geçirmişim ki her şeyi unuttum diyorsun yani. Her şeyi unuttum. Sıradaki konu. <laughs> ee, evet ablamla... O kadar küçük müydü ya son seyrettiğinde? Sanırım öyle yani herhalde 90-91 o yıllar. 10-11 yaşında falan mı evet, yani? Evet 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 sanırım öyle. Ee, ablamla izlerdik. Ancak o filmi sanırım ben gidip videocudan Kiralamıştım video kasetçiden çünkü ablam korku filmi izleyemiyor ama o yıllarda oturup birlikte izlerdik de o filmi ben evet tek başıma kiralamıştım şimdi öyle anlıyorum. Şeytanın ölüsü yine geçen hafta söz ettiğimiz evet en eski anı o herhalde ilk anımsadığım oradaki özellikle böyle şey falan oluyor muydu bir, iki hani, sahne böyle ha. bir sahne olur ya o sahneyi böyle mesela gece gece uyurken falan bile hani sanki o, o adam o yaratık falan gelecek sanarsın Veya o sahneyi göreceğim göreceğini sanarsın falan. Evet. Öyle bir şey olmuş böyle. Evet öyle bir şey ona yakın bir şeyler oldu. Yani uzun süre etkisinden kurtulamadım. birkaç sahne var hatta o filmle ilgili. İşte biri o Gerçi Hı -hı. şimdi izlemeyenler için filmin gazını kaçırmak istemem ama. Olsun olsun konuşuyoruz evet. Hani spoiler sayılmaz o ya. O spoiler sayılmaz. O ormandaki kulübeninde pencereden ormana bakan kızın ruhuna şeytanın girdiği sahne örneğin hı hı. beni çok etkilemiştir işte yine hı hı. E, ya bana da girerse beni <laughs> evet evet yani o öyle bir şey yani nasıl olabilir böyle bir şey falan Tabii çok gerçekçi geliyor o yaşlarda son derece etkilendiğimi hatırlıyorum aynı filmde yine hı hı. o işte Bodrum'dan çıkmak isteyen el falan o, oradaki yine şeytana evet. dönüşmüş o e, kişi ve bir de tabii o filmin sonunda parçalanan cesedin içinden çıkan her türlü irin, pislik, aman böceği vesaire. <gülüyor> <gülüyor> o sahne de. Ne <laughs> biçim film setmişler ya, zerrettmişler yani, sana. Değil mi? Y yani filmi Sam Raymi 22 yaşında çekmiş, efecim ve ikinci filmi filanmış ikinci, üçüncü Hı -hı. film işte film çekmiş tam çekmiş. Maave. O oh, evet. adamlar çekiyor abi. <laughs> adamlar çekiyor. Şeytanın ölüsün ve bu sahneler özellikle ilk anımsadığım sahneler ee, şeytan ölsü dedi bu arada evil dead arkadaşlar Evet evet. o, o özgün yani günlüsü. indirmek isterseniz evet şey hı. indirmek derken rafta indirmek yani İsterseniz. isterseniz Netflix'ten <laughs> Netflix'ten seyretmek isterseniz Netflix'ten evet. Parasıyla, parasını ödeyip e, Olabilir. ekşi ekşici arkadaşlar da dinliyor olabilir yani evet Netflix'ten Diyor parasıyla <laughs> seyretmek isterseniz 2011 yapımı evet, olan benim... değil ama 1981 yapımı olan değil mi evet eskisi eski eskisi. olan evet hı hı. benim çok komik abi bir tanesi Ghostbusters 1. o Zaten abi yani ben küçük küçükken gördüğüm illaki böyle korkunç olmasına gerek yok filmin. Normal bir film olsa bile bir iki korkunç sahne olsa Gremlinler falan da öyle ya. Hı hı. Gördükçe korkuyordum. Ama mesela sürekli seyrettikçe hani insan korkusuyla yüzleşir gibi oldu. Sürekli seyrede seyrede korkmamayı öğrendiğimi hatırlıyorum yani. Bir noktadan sonra artık korkmamayı öğrendiğimi hatırladım. Evet, yani. Ama mesela Gremlinler'den de her seyrettiğimde korkardım. O yaratıklardan. Ya şimdi şuradan çıkarlarsa falan diye. Evet. Geldi olur ya. Geceyi böyle yalnız tek başına kaldım. Ya şuradan çıkarlarsa veya ya buradan işte bilmem ne çıkarsa falan. O ses şu neydi? An gerçekten neydi? hani mesela şu an mesela. Hı -hı. ...bazı insanlar korku filmi seyredemiyor ya... ...ben de onu anlayamıyorum şu anda artık. Hı -hı. Herhalde şeyden dolayı ya... ...yani korku filmi seyreden insanlar... ...hani o filmdeki hayalet ya gelirse... ...veya yaratık ya şuradan Hı -hı. çıkarsa kafasında olabilirler. Ama Hı -hı. gerçekten biraz böyle felsefi olacak söyleyeceğim ama... ...harbiden doğru bir laf yani. Dünya üzerindeki gerçek tehlikenin insan olduğunu fark ettikten sonra... ...yani bazı şeyler yaşadıktan sonra ve gerçekte korkmamız gereken esas yaratığın insan olduğunu fark ettikten sonra ve korkacak gerçek şeyler olduğunu fark ettikten sonra gerçekten o noktadan sonra korku filmleri artık korkutmamaya başladı beni. Ve korku filmlerini daha böyle daha çok böyle kafa kafam boşalsın. Çok fazla hani düşünmezsin ya. Böyle bakarsın yani. Hmm. Efektlere bakarsın. işte. bir de böyle şeydir. Hafiften de bir böyle bir adrenalin verir. O ad verdiği adrenalin de insanı rahatlatır gibi. Veya in Adrenalin bağımlısı mı olduk artık? Ne olduysak <gülüyor> <gülüyor> bence de. <laughs> yani mesela korku filmi neden sever? Bu o da şey neden insanlar korku filmi sever? Bence sebebi bu yani. Hı -hı. Adrenalinden dolayı. Adrenalin bağımlısı olduğumuz için niye ekstrem spor seviyorlarsa adrenalin ne bağımlı oluyor gerçekten insanlara? Evet insanlar evet yani. onunla ilgili bir durum. Hormonal şimdi e, insan Hı -hı. niye korku filmi izleyemez? ...deyince yine e, ablama anımsadım hani ben de sorduğumda bana e, yani izleyemiyorum çok etkileniyorum e, rüyalarımız giriyor o sahneler demişti. E, çok da mantıklı geldi hı -hı. yani evet hani gerçekten korktuğu için hani ekrana bakamıyor ya da işte o sahneleri anımsıyor rüyalarına giriyor. E, e, tabii yani böyle biri de korku filmi izlemez. Ve dediğim ben şeyi biliyorum mesela. Hı -hı. Evet söyle söyle pardon. Yani e, Bitir o dediğin abi. çok doğru abi. Evet bir korku gezegeninde yaşıyoruz. Ancak korkunun kaynağı gerçek yaşam, gerçek insanlar, gerçek olaylar. Evet. Filmler ya da evet. ruhsal varlıklar değil. Evet. Ben şey diyeni biliyordum mesela. Ee, bu işte duşa girmeyi korkuyorum işte çünkü Psycho filmini seyrettim. <laughs> ya Psycho filmindeki gibi olursa falan. Bir de duşta mesela şey oluyor ya. Üzerin çıplak oluyor. Çıplak olduğu zaman iyice korumasız hissediyorsun kendini. Gene insanlarda öyle bir şey var. Evet, evet. Yani mesela yaz yazın bile üstünü örtmediğin zaman böyle bir korumasız hissediyorsun kendini. Hani soğuk olmasa bile insan üstünü örtüyor. Korumasız hissetmemek için yani. Çok ilginç. Evet işte onlardan biri benim. Böyle bir gene içgüdüsel bir şeyimiz var yani. <laughs> Pikesiz yatamıyorum. Evet. Ben yani zorlanıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum mesela Jaws'ı seyrettikten, Jaws'ı piranaları falan seyrettikten sonra böyle denize girmeye, yüzmeye korkardım yani ilkokuldayken. <laughs> Onları hatırlıyorum <laughs> falan. Ya ben Freddy Krueger'ı rüyamda gördüm abi. E, var sonradan mitesi. <laughs> en kötüsü ha, Şaka değil ciddi Senin rüyanı geldi demek ki Evet evet yani Hem de bir, birkaç kez Piranaların zaten denizde yaşamayacağını öğren Ha pardon Evet evet e Abi e arada lag yapıyor e Lag Lag yapınca böyle oluyor İkimiz aynı anda konuşuyoruz maalesef <laughs> Olsun olsun Senin ses bana geç geliyor Benim ses sana geç Hı. geliyor Evet evet öyle, öyle oluyor ki senkron baya bir Şu an lag 4-5 saniye falan dikkat ettim yani Hı. Ben senkron dedikten çok sonra sonra sen senkron dedin Oo. Oh. O yüzden bazen böyle laflarımız giriyor birbirine Neyse, Hı. onu anlatıyordum işte. Evet. Ben mesela büyü, büyüyüp de biraz böyle işte piranaların denizde yaşamayacağını yaşamayacağını <laughs> öğrendikten sonra piranadan korkmayı bırakmıştım. Köpek balığından ne zaman korkmayı bıraktım bilmiyorum. Herhalde açık denizlerde yaşadığını öğrendikten sonra. Evet. Ama gerçekten Jaws filmi insanları köpek balığına karşı baya baya korkar hale getirdi. Ondan sonra da zaten bir sürü köpek balığı filmi çekildi. Evet evet. Jaws bunların atasıdır tabii. Değil mi? Hala da çekiliyor. Ha, Hayal tavcıları demiştim ya. Hayal tavcıları şöyle bir sahne vardı. Ee, şey oluyor. O işte Sigourney Weaver oturuyor tek başına. E, şeyden koltuğun içinden el çıkıyor. Biliyor musun? Koltuğu yırtıp böyle el çıkıyordu. A, o sahneden acayip korkmuştum. Ağırımsam koltuğa oldu, otururken ama. çünkü her yer koltuk ya. Koltuğa otururken koltuktan el çıkarsa falan diye korkuyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> ama yaratıcı. Ona hatırlıyorum. Yani evet. E, Etkileyici. Mesela... ...şeyi hatırlıyorum onun haricinde... Olimpos'ta bu yeni olan bir olay ama... Hı hı. ...nasıldı ya? Üniversite son sınıfta mıydım? Öyle bir şeydi. Üniversite son sınıfta gibi bir şeydim. Veya işte, evet evet. Yani ya 5. senem, ya 6. senem... ...ya son senem. Hı hı. Benim bir sürü son senem oldu. 7 <laughs> <Yedi> senede... ...7 sene de mezun olduğum için. Çok sevdiğin o için. O senelerden bir tanesinde... ...arkadaşlarla gitmiştim. Evet. Orada işte e, kızlarla tanışmıştık. E, arkadaş olarak ama yani öyle çok şey değil. Hı hı. Hani geyiğine... Orada mesela bir şey yol vardır. Karanlık bir yol vardır. O yoldan geçerken mesela kızlar işte çok korkuyoruz falan diyorlardı böyle. Şimdi bakıyorsun ıssız tamam mı? Şeyi düşünüyorsun. Şimdi şuradan bir birisi atlar. Bir adam atlar falan. Ya tabii olmaz öyle bir şey de. Ya atlarsa ya işte bıçak bıçaklı biri saldırır zaman düşünüyorsun. Kızlar ama ondan sonra şey dedi. Ya vampir çıkarsa ya işte Kurt adam çıkarsa dedim. İçimden şey diyor. Manyak mısınız lan? Korkacaksan şuradan sapıktan, tinerciden kork yani. Kesinlikle. Değil mi? Hani. Korkacaksan tecavüzcüden kork. Vampir ne ya? <laughs> ya vampir çıksın daha iyi yani. <laughs> Değil mi? Vampir çıksın daha Kesinlikle iyi. Kesinlikle daha iyi. Bu bir. İkincisi de e, şey hayal tavcısı dediğim bir. İkincisi de aşırı korktuğum bir şey hatırlıyorum. Rats, Night of Terror diye bir e, korku filmi. İtalyan korku filmi. O fareli mi? YouTube'da var. Sanırım YouTube'da tamamı var. Aynen fareli. Post-apokaliptik bir film. Konu aslında güzel. İşte atom bombalarından dolayı yıl gelecekte geçiyor. Yani 2015'te. Uzak bir gelecekmiş. <laughs> 80'lerin filmi olduğu için, evet 80'ler olduğu için, filmi olduğu için 2015'te işte atom bombaları yüzünden, işte nükleer savaşlar yüzünden insanlar yerin altına girmek zorunda kalıyor. İnsanlar yerin altına girince dünya farelere kalıyor. Sonra işte bazı insanlar artık dışarıya çıkmaya ve bakalım işte yaşanabilecek mi diye keşfetmeye falan başlıyorlar. Ve böyle Mad Max gibi post apokaliptik bir ortam oluyor. Bu gruplardan bir tanesi de işte bir eve bir binaya geliyor falan. Hı hı. Orada da işte sıçanlar var her yerde sıçanlar fareler falan. Yani ben küçükken neden böyle bir film seyrettirirler ki bana? Tabii bana seyrettirmediler de <laughs> millet seyrederken ben de. Şeyi hatırlıyorum ya bunun yani VHS kasetini falan almışlardı. Yazık yani aldım ve aldım ve yazık. Yani harcadığın ki, zamana yazık yani. Şu yani. an YouTube'da var. Atlaya atlaya falan seyrediyorsun. Çok komik ya. Yani şey böyle evet. mesela sıçanlar saldırıyor. Onu nasıl yapmışlar mesela? Birisi kameranın dışına çok bariz belli yani. Sıçan atıyor böyle adamların üstüne. Atıyor yani. Bir sürü yerde o şekilde. Tabii başka nasıl yapacaklar ki? E yani. Şey böyle herhalde kovaya falan doldurmuşlar sıçanları. Adamın üstüne falan atıyorlar böyle kovayla. Onlardan zaten korkmuştum. Bir de abi esas Filmin en sonu Filmin en sonunda altıma sıçtım Gerçekten herkes de aynı şey yazmış Bu kadar manyak Hiç beklenmeyen çok çok aşırı Çok aşırı kanlı bir şey değil yanlış anlaşılmasın da Hiç beklenmeyen bir şey Tam film bitti derken yani Hiç beklemediğim bir şey hı hı. Kesinlikle o yüzden spoiler vermeyeceğim abi tamam, Tavsiye ederim ama var. onun yüzünden Çok net hatırlıyorum Küçükken böyle gece falan uyuyamıyordum yani Gece falan uyuyamıyordum etrafıma bakıyordum Tırsıyordum falan böyle pencereyi açıyordum. Abi, şey pardon perdeyi falan açıyordum Hani dışarıya yani. ışık dışarı ışık girse falan diye. Sen evde Onu mi çok iyi izledin? O Red Night of Terror arkadaşlar. Hı? Evde mi izledin Nasıl? o filmi? Evde izledin ya. Ben çok çok küçüktüm ama. Bayağı 5 tamam. yaşında falandım öldüm sana. Hayır o kaseti kimin aldığını beş, merak altı ettim 5 6 yaşında falandım. Yani, annen, baban ya yani kim al... a -S. O... Annem babam falan işte. <laughs> Güzel, sevdim. Babam almıştır kesin? Kim alacak başka? Olabilir. Ya ben... <laughs> Öyle ya. Elmü Sokağı kabusu... Uzun süre hatta o filmin ee, adını yani. falan bulamamıştım. <laughs> evet. E, tabii, evet, o da e, mesela e, korkutuyordu beni. Elm Sokağı kabusu. Onun beşinci filmini sinemada izlediğimi anımsıyorum. Ee, açık hava sinemasında hem de. Tabii yine çok korkmuştum. Dediğim gibi birkaç kez de rüyama girdi. Hatta işte o en etkilendiğim filmlerden birkaç tanesinin içinde o da var. Bir iki sahne var. Onları da söyleyeyim mi yeri gelmişken? Elm Sokak tabii ki. Evet evet. İşte örneğin o Elm Soka'nda Kabus serisinin ikinci filminde bir ...okul otobüsü sahnesi var. İşte gençler okul otobüsünde dolaşıyorlar filan. Sonra yavaş yavaş otobüs biçim değiştirmeye başlıyor. İşte gündüzken hava kararıyor vesaire. Şoför bir anda Freddy Krueger'a dönüşüyor. O acayip sonra böyle... E, ...kıntının üzerinde filan kalıyor otobüs böyle. E, sap gibi e, her tarafı uçurum. İşte e, Freddy kalkıyor öğrencilere doğru yaklaşıyor. Hepsi kaçışıyor falan. E, karanlık, gök gürlüyor, şimşek çakıyor. E, öyle bir sahneydi... Onu hiç unutmamıştım. Bir de yine aynı serinin üçüncü filminde bu uyur gezer bir çocuk var hastane. Üçüncü filmi evet. Üçüncü film baştan sona seyrettiğimi hatırlıyorum ben. Şeyle. Evet. Gene Gene VHS'de seyretmiştik. Öyle aslında üçüncü film ilk filmin devamı filmin e, izini sürüyor ve e, çok daha e iyi örneğin ikinciye göre bana soracak olursam ve onu da mutlaka öneririm. Sağlam film. Ee, orada işte uyur gezer bir adam var. Böyle odadan çıkıyor filan. yavaş yavaş e, tabi İslam dışı çatıya filan çıkıyor. Oradan da işte atlıyor biçimde ama. Hı hı. Aynen ee, aynen hatırlıyorum. Evet evet öyle bir sahne var. O, onda da acayip korkmuş. Onu da unutamıyorum. Yani düşünsem çok daha evet, sana e... aklıma gelir de. Hem gerçekten korkunç ama bir noktadan sonra ben seyretme, seyretmemeye başladım. Çünkü abi adam ölmüyor yani. Hani ilerleyen bir konu yok. Her evet, filmin evet. sonunda öldürüyorlar. Ondan sonra ölmüyor. Ölmeyeceğim lan. Öyle öyle. <laughs> e niye seyrettik o zaman biz bu kadar filmi? Hatta. Bu filmi niye seyrettik o zaman yani? Evet. Hani ilerlemiyorsa exploitation film dedikleri bu işte yani. Öyle öyle. Hani kan gör, görüyorsun böyle şey gibi yani. Evet söyle abi. Son filmi anımsıyor musun? O serinin son filmini. 94'te Wes Craven'ın son kabusunu diye. Evet evet yani artık gerçekten. Ha, onu seyretmedim onu seyretmedim. <laughs> Freddy <laughs> dedi seyrettim sadece. <laughs> Onda da öyle ölmüyor gene. Öl, ölmüyor da ölmüyor yani. Ölmüyor, Sonra Freddy vs. Jason çıktı çünkü. Evet evet <laughs> sorma. Freddy vs. Jason çıktı. Orada da ölmedi. Orada da ölmedi. Abi. Evet. Öldü yani, ama ölmedi. Öldü de ölmedi, <laughs> evet. Ama bu e, Wes Craven'ın Son Kabusu e, adlı film, 94 yapımı olan gerçekten çok ilginç. Şu yönüyle... E, e, film içinde film gibi bir şey değil mi? Evet, evet. Çünkü filmde e, yani sanatçılar kendilerini canlandırıyorlar gerçekten. Wes Craven, Wes Craven Hı -hı. E, işte e, e, o e, yabancı kadın oyuncu adını anımsayamadığım şu anda yine kendisini canlandırıyor. Böyle bir iki kişi daha var ama Freddy e, bir anda işte gerçek yaşama geçiyor e, kabustan dediğin gibi film evet, içinde evet. film o ilginç. Zaten herhalde varabileceği son nokta oydu. Wes Craven da onu çekti. Zaten seri ondan sonra Ya zaten veriyor. ben şey diyorum Freddy'yi öldürmek için Wes Craven'ın ölmesi lazım. <laughs> evet, Ama Wes Craven ölse gene Freddy ölmez. <gülüyor> James <gülüyor> Bond'dan beter adam ya. <laughs> Çok fena. Wes Craven öldü James Bond'dan beter olamaz hiç kimse tabi de. Öldü mü kendisi? Harbi evet, mi? Tabi tabi Wes Craven öldü ya. Öldü mü kendisi? Evet evet. Wes Craven Allah öldü. Allah rahmet eylesin. Evet yani <laughs> Ben de üzülmüştüm ama. Arkadaşlar bu filmlere bakarken iki tane daha filme denk geldim dün. Onlarla ilgili de konuşmak istiyorum. Aşırılığın doruklarında zirvesinde film seyretmek iyi seven insanlar varsa bazılarını hitap edecektir büyük ihtimalle çünkü. Çak. Böyle hani 80'lerin 90'ların 80'lerin 90'ların böyle şeyleri var ya. Direkt yani film falan bile değil ama ...o kadar kötü kalite ki... ...kötü kalite olması bile insana bir korkuşluk veriyor... Yani ...filmin böyle anladın mı... ...filmin kötü kalite olması bile... bir ...ekstra bir korkuşluk evet, katıyor evet, olaya... Yani. Evet, evet, ...bayılırım öyle filmlere... ...hani filmi çeken adam filmi çekememiş... ...belli yani filmi çeken adam filmi çekememiş... ...o bile bir ekstra korkuşluk katıyor... ...kesinlikle... Ee, ...filmin adı nekromantik... ...yani nekroyla romantiki birleştirmiş Oo. adam... ...ama K... ...N-E-K romantik... ...bir ve iki, iki tane var... Bu iki filmi de YouTube'da bulabilirsiniz. YouTube'a koymuşlar yani filmi, abi. Yani teşekkür ediyoruz tabii koydukları için. İndirmek zorunda kalmadık. Yani ee, adından gerçekten belli. aşırıya kaçmış film. Ya zaten anlamışsındır ne olduğunu. Ee, ölü seveciyle evet, evet. ilgili. Ölü roman. Ölü sevecilikle yani. ilgili. Oo. Hı -hı. Bir ölü seveci çift var. Ondan sonra bunun işte erkek olanı şey yapıyor. Bu hani Dex Dexter'ın çalıştığı yer var ya forensik. İşte olay Hı -hı. yeri inceleme, cinayet yerlerinde olay yeri inceleme falan. Adam orada çalışıyor. Çaktırmadan böyle ölülerin organlarını falan çalıyor. Ondan sonra bir gün e, şeyden yani ölülerin organlarını çalıyor çünkü eve götürüyor. Evde de işte karısıyla ikisi, karısı mı artık? Sevgilisi mi? Sevgilisidir belki. İkisinde ölü sevme, ölü sevicilik fantezileri var falan. Hı -hı. Ondan sonra bir gün bunların işte şans yaver gidiyor. Şey buluyorlar. Bataklıktan bir tane çürümüş ceset buluyorlar gene olay yeri evindeyken bu adam tamam. o cesedi de çalıyor, eve getiriyor falan. Ondan sonra cesetle üçlü yapıyorlar falan böyle çürümüş cesetle. Ama filmin esas esas yanı, esas aşırıya kaçan yanı. Mesela hani tavşan kesi keskesi bir yersin ya. Evet. Tavşan falan kesiyorlar böyle filmde. Onları göstermişler ve oraları atladım. Hayvanlara gerçekten aşırı sinirleniyorum yani. Hayvanlara böyle bazı filmlerde oluyor. Evet. Hani tamam tavşanı orada bir yiyeceklerdir büyük ihtimalle ve tavşanı zaten kesiyorlar. Zaten olan bir şey ama bir tanesinde böyle kameranın önünde yapmışlar. Kameranın karşısında yapmışlar yani. Hı -hı. İşte o, oturtuyorlar şeye, çengele takıyorlar derisini yüzü falan. Oraları atladım ben çünkü aşırı sinirleniyorum yani hayvanlara bu şekilde evet, de, eziyet. Eziyet de, de değil gerçi de normal bir prosedür gerçi. Hani işkence değil ama normal prosedür onu göstermişler. Bir bu şekilde gidiyor. En sonunda işte birin sonunda adam intihar ediyor adam bir kadını öldürüyor öldürdükten sonra tecavüz ediyor falan sonra pişmanlık duyuyor intihar ediyor ölüyor sonra mezarına sevgilisi gidiyor sevgilisi mezarını kazıyor orada bitiyor İkide de işte cesedini çıkartıyor falan ondan sonra cesediyle yaşadıkları falan sonlara doğru atlaya atlaya seyredebilirsiniz arkadaşlar bir de böyle şey var gene ee, hani bu fokları sopayla falan dövüp öldürürler ya ne biliyorsun ki, değil mi olayı? kürkleri için biliyorum efendim onun olduğu bir Mesela sonlara doğru işte bir kız e, bu olayın oldu, bir görüntünün oldu işte televizyonda seyrediyor. Yani o gerçekten olmuş bir olay. Hani onun için özel olarak yapmamışlar. Evet. Hani film için özel olarak Fogg öldürmemişler. Hı hı. Ama... Ben gene de o gene atlıyorum yani. Çünkü hayvanlara eziyet ve aşırı sinirleniyorum dediğim gibi. Ben de gibi. dayanamıyorum çok razı. İnsanlara ettim. olduğu, ya yani insanlara olduğu zaman çünkü gerçek olmadığını biliyorsun her şeyden önce. <laughs> Ama maalesef, maalesef, hayvanlara bu şekilde eziyet yapılıyor. Mesela bu Alman filmi galiba. Hı hı. Eskiden mesela eski filmi Alman filmi olunca bu tür şeyler yapılıyor yani. İkinin sonu zaten ikin ortaları sonu falan zaten en abartı. Hani böyle atlayı atlayı seyredebilirsiniz. Oha herifler neler yapmış falan diyebilirsiniz. Öyle yani nekromantik. İki de zaten film çekmeyi biraz öğrenmiş. Bir de hiç bilmiyor yani herif kim çektiyse. <laughs> evet bu da böyle çok bir güzel. film. Son olarak demiştim ya çok aşırı bir şey anlatacağım diye. Ee, hı hı. Ben daha önce Michael Scalimi şey Peter Scully mi demiştim. Gördüğüm gelmiş geçmiş en aşırı şey diye. Sanırım. Seri katil diye. Ondan daha sapı bu direkt X Men Apokalips'teki apokalips gibi yani ondan çok daha sapı e, ve o kadar sapık ki günümüzde çok büyük ihtimalle hani teknoloji falan ilerledi ya hı hı. E, işte dedektiflik vesaire ilerledi o yüzden şu anda o kadar kolay yapılamaz kolay kolay yapılamaz bu adamın yaptıkları Albert Fish tanıyor musun abi bu ismi kesinlikle hayır 1870 ile 1936 yılları arasında yaşamış Hı? ve en eski ve en büyük Amerika'nın seri katillerinden birisi olarak kabul ediliyor. Kendi iddiasına göre her eyalette bir çocuğum var diyor. Ne kadar doğru bilinmiyor. Ee, ama 7-8 kişi öldürdüğü kesin gibi. 4 tanesi falan kanıtlanmış zaten. Ama bu adam çocuk katili. Esas özelliği çocuk katili olması. Adamın çocukluğu e, yetimhanede geçiyor. E, annesi Annesinin çok fazla çocuğu olduğu için hepsine bakamayacak durumda. O yüzden çocuklardan bir tanesini veriyor. Ee, yetim halde aşırı bir işkenceye maruz kalıyor çocuk. Ve bir noktadan sonra işkenceyi, acıyı sevmeyi öğreniyor. Ve acıyı sevmeye başlıyor. Acıdan zevk almaya başlıyor yani. Gene genç yaştayken böyle kendisi gibi biriyle tanışıyor. Bu arada eşcinsellik falan tabii gene yetim halde büyüdüğü için eşcinsellik falan baş gösteriyor adamla kendisi gibi bir erkekle tanışıyor. E, o işte on buna işte e, tam terimin adını hatırlamıyorum da çiş yemekten zevk alma veya işte kaka başkasının bokunu yemekten zevk alma falan. Hani onu da cinsel bir şey olarak hissediyorlar. Onları falan öğretiyor bu çocuk buna. Onu öğreniyor. Ondan sonra gidiyor işte e, soyunma odalarına. Soyunma odasında oturuyor böyle. E, erkeklerin soyunmalarını falan seyrediyor. O şekilde işte tatmin oluyor. Ondan sonra çocukları falan gene şey yapıyor yani çaktırmadan bu elliyen sapık amcalar olur ya hı. şu an o modda yani henüz o modda öyle olunca e, bunu evlendiriyorlar. Ailesi bunu evlendiriyor kendisinden 9 yaş küçük birisiyle. Hı. Ve böyle bir adamın abi 6 tane çocuğu oluyor. Adam mazoşizmde... de gittikçe abi şey yapıyor. Neo kat ediyor. Derece kat ediyor yani mi sadizmde mi? Abi mazoşizmde... Hı. Mazoşizmde. ne yapıyor biliyor musun? Hı hı. Önce kendini kendini iğne sokmaya başlıyor içeriye ve o iğneler duruyor yani adamda. İçeriye kadar sokuyor özellikle kasık bölgesine falan. Sokuyor iğneyi, iğne kalıyor hayatın yani bu çıkartmıyor geriye. Çünkü öldükten sonra baya baya adamın vücudunun içine iğne iğne bulmuşlar. İğne sokuyor falan. Ondan sonra işte başka ne yapmış? Zeka geriliği olan birisiyle ki genelde bu adam zeka geriliği olan insanları seçiyor. Bununla gene ilişki yaşıyor. Gene sadomazo bir ilişki yani o da sadistlik de yapıyor, Mazoşistlik de yapıyor. Sonra işte ıssız bir eve götürüyor bunu. Ondan sonra adam bağlıyor adam değil de işte kendi yaşına genci A Hı -hı. bağlıyor abi makas alıyor gencin aleti yarıdan kesiyor. Hı -hı. Ondan sonra özür diliyor, <laughs> manyak ya <laughs> özür diliyor, oksijenli su falan döküyor böyle kesinin üstüne. O şekilde bırak gidiyor. Ondan sonra ne oldu o adam'a çocuğa belli değil yani hani yaşadım mı öldüm belli değil. Ondan sonra karısı bu adam normalde şey olarak çalışıyor kapıcı olarak çalışıyor yani hizmetli daha doğrusu. Hizmetli olarak çalışıyor düşünsenize. Her gün gördüğünüz hizmetlilerden bir tanesi bu olabilir. Ya bundan korku filmi de, mi var. Onu söyleyeceğim. Yani seri katillerin çoğu zaten normal aramızda yaşayan insanlar. Hiçbir şekilde anlayamayacağın aramızda yaşayan insanlar yani. Karısı bunu terk ediyor. Ne kadar şanslıymış yani karısı. Başka bir hizmetliyle kaçıyor. Ha, başka bir hademeyle kaçıyor. Gerçekten aşırı şanslıymış yani. Hani hmm. şeyden değil. Bu adam çok sapık olduğu için falan değil sanırım. Çünkü hiç öyle bir şey demiyorlar yani. Sadece başka birisini buluyor. Başka birisiyle kaçıyor abi. Hmm. Gerçekten çok şanslı bir kaçış yaşamış yani kadın. Ee, başka ne yazmışım? Bundan sonra da aşırı şey yapmaya başlıyor ee, adam. Yani terk edildikten sonra bu mazoşizm artık doruklara çıkıyor. Sürekli kendisini çivili tah tahtayla dövüyor. Tamam mı? Daha sonra bak olaya gel şimdi. Kendisini çivili tahtayla dövüyor. Şöyle bir tahta tahtanın ucuna çivi baya baya uzun uzun çiviler düşüyor. O şekilde dövüyor. Bir. Hı. İkincisi götüne kendi götüne e, yün, yün yünü gaz yağına böyle buluyor. Onu kendi anüsüne falan göt mü derim, özür dilerim. Lavabo diyecektim. Kendi lavabosuna onu tıkıyor ve tutuşturuyor. Ve bundan zevk alıyor falan. Tık, yani tıkadığı ucunu Ondan mu tutuşturuyor sonra, diğer ucunu mu tutuşturuyor? Diğer ucu tutuşturuyor işte o da böyle geliyor yakıyor yani. Anladım. Ondan sonra bak çocukları var ya çocuklarıyla tabii adam. Çocuklara diyor ya diyor ki hadi diyor sizinle bir oyun oynayalım. Çivili tahtayı çocuklara veriyor. Ondan sonra pantolonu indiriyor. Böyle elleri üstünde dizi ve elleri üstünde duruyor. Hı hı. İşte o pozisyonel hani doggy style o şekilde duruyor. Evet. Diyor ki hadi bir oyun oynayalım. Siz şimdi parmağınızla bir numara sayı yapın. Ve o sayıyı bilemezsem. O kadar kere beni döveceksiniz o sopayla falan. Ve tabii hiçbir zaman da bilemiyor. Sürekli bu şekilde dövdürtüyor kendisini çocuklara falan. Ondan sonra işte hı hı. çiğ et yemeye başlıyor ve çiğ et yemeye başladıktan sonra yamyamlık ile yamyamlığa ilgi duymaya başlıyor. Ama henüz o, o noktada henüz yamyamlık yok yani adamda. Ve buraya kadar daha başlangıçtı desem. Şaka yapıyor olmalısın. Şu çok ilginç. Esas olay bundan sonra başlıyor. Ee, tüm bunları yapan adamın çocukları var. Acaba kendi çocuklarıyla ilişkisi nasıl? Evet. Çok ilginç. Evet ilginç. Ya çocukların dövdüğü falan öyle bir rapor yok. Çocuklarını kendisini dövdürtüyor. O var. Evet. evet. Ve bu adam çocuk katili, çocuk tecavüzcüsü, çocuk yiyicisi. Kendi çocuklarını yapmamış ama. Çok ilginç bir şekilde. Olaylar büyüyor. Genelde şeyleri tercih ediyor. Zencileri, zeka özürlü olan kişileri ve işte evsizleri falan tercih ediyor. Çünkü işte kaybolursa eğer Kimse onları aramaz diye düşünüyor ki büyük ihtimalle doğru, büyük ölçüde doğru. Ki o dönemlerde zenci artık kaçıncı sınıf insan yerine konuyor onu bilmiyoruz. Baya baya. Yani üçüncü, üçüncü, beşinci sınıf insan o dönemde. Silahların arasında satır, kasap bıçağı, el testeresi var. Birkaç kere çocuk, yani bir çocuğun çocukların peşinden gidiyor, öldürmeye çalışıyor, başarısız oluyor. Annesi falan fark ediyor. Birkaç kere oluyor. Birisinde işte çocukları evine çağırıyor çocuklar evinde yatağın üstüne zıplarken yanlışlıkla yatığı kırıyorlar. Altından bıçakları görüyorlar falan. Bıçaklarını görünce korkup kaçıyorlar falan. Ha yani birkaç düşürse o çocuk olduğunu düşünsene lan. Gelmiş geçmiş en sapık seri katillerden birinin elinden bu şekilde balına kurtuluyorsun yani. Yatağın üstü yaramazlık yaptığın için kurtuluyorsun. Anladın mı? Yaramazlık yapmasan kurtulamayacaksın. <laughs> ne denebilir ki? Ve tabii tabi e, tabii gene işte Tanrı'yla konuştum. Tanrı bunu bana söyledi. O klasiktir ya. Ara ara böyle işte kendisini halıya sarıyor falan. O şekilde bekliyor falan. Neden yaptın? İşte Aziz John söyledi bana falan. Bu tür saçma sapan hareketler. Tüm bunları yaparken hidayete ermeyi de Ve, ihmal etmiyor. Hı. Anladım. Ve esas iki tane büyük cinayeti var. Bunları bir tanesini ifadesinde anlatıyor. Öbürünü de yani detaylı bir şekilde anlatıyor. Öbürünü de e, kızın ailesine mektup yazıyor. Mektupta nasıl öldürdüğünü anlatıyor. İki çocuğun da cesedi bulunamıyor. İki çocuğun da kayboluyorlar ve iki çocuğun da cesedi bulunamıyor abi. Düşünsene çocuk kayboluyor. Bir süre sonra ailesine böyle bir mektup geliyor. İşte mektuplarda da e, çocuğu nasıl yakaladığını, nasıl öldürdüğünü ve bu tanıdık bir adam. Yani bir kızı öldürüyor. O kızın ailesi bunu tanıyor aslında. Aile tanıdığı. O zamanlar tabii şimdiki gibi değil. İnsanlar güveniyor. Diyor ki işte kızınızı şeye götürebilir miyim baloya? Ne o işte Halloween bir böyle parti gibi bir şey varmış. Partiye götürebilir miyim diyor. Ha diyorlar. O eğlence Şu anda o imkansız bir şey. Ee, ha, şu anda imkansız bir yani öyle bir şey. Evet evet. Hı -hı. Götürüyor yoldayken işte bir ev, evin önüne çekiyor arabayı. Ondan sonra diyor ki ben içeriye ha gel diyor şu evin içinde yemek yiyelim diyor. Düşün bak insan ne kadar güveniyorlarmış birbirlerini ki gerçekten öyle. Ee, ...insanlar o şekilde hani tanrı misafirim deyip gelebiliyorsun ya. Eskiden öyleymiş. O şekilde insanlar birbirlerini güvenebiliyorlarmış eskiden. Adam e, arabayla arabayı işte evin kenarına çekiyor. Evin içine giriyor. Bütün kıyafetlerini çıkartıyor. O sıra diyor ki e, kıza sen diyor dışarıda bekle. Ben hazır olunca söyleyeceğim. Yemek hazır olunca söyleyeceğim. Kız da o sırada çiçek topluyor falan. Ondan sonra adam üstündeki her şeyi çıkartıyor. Üzerine kan bulaşmasın diye çırılçıplak. Sonra kıza diyor ki tamam ben hazırım. Kız geldiği zaman bunu çırılçıplak görüyor. Tabii korkuyor, kaçmaya çalışıyor. Adam yakalıyor, boğarak öldürüyor. Çok daha bunun detayını anlat diyor mektupta. <laughs> Bunu işte arkadaşlar okumak istiyorsanız... ...Albert Fish diye Wikipedia'dan... bilirsiniz Bir. İkincisi de... E, ...Albert Fish diye... ...YouTube'dan yazarsanız uzun uzun bunun şeyi var. Belgeselleri var. Orada da gene... E, ...oradan da bulabilirsiniz. O kadar aşırı detaylar var ki burada... ...insanlar gerçekten bazı rahatsız olur yani. Nasıl kestiğini, evet, evet. nasıl doğradığını... ...nasıl <laughs> öldürdüğünü, öldürdükten sonra... ...neler yaptığını hepsini anlatıyor yani. Gene aynı şekilde diğer çocuk... Bir erkek çocuğu gene yakalıyor Ona da gene aynı şekilde nasıl kestiğini Nasıl böyle işte Az önce söyledim ya tavşanı böyle Şeye asmışlar Çengele asmışlar böyle kurban gibi evet, Bunun da işte onu nasıl kestiğini nasıl Yani her detayına Nasıl pişirdiğini Yani bir yamyam o ifadeyi okuyarak Bir insan nasıl pişirilir Öğrenebilir abi Böyle işte neresi daha lezzetli olur falan. İşte patatesi nereye koyarsın falan. Bunları falan adı abi. Dediğim gibi yani kendiniz çok merak ediyorsanız yok ben illaki detayları öğrenmek istiyorum diyorsanız Albert Fish yazın Wikipedia'ya, Google'a, YouTube'a yazın kendiniz görün abi. Benim ağzım açık kaldı. Oha dedim yani. Gerçekten çok ilginç. Mektup ilginç. Diyorum ya diyorum ya arkadaşlar. Tabı. Bak hiçbir film, hiçbir film gerçekler kadar insanı ağzını açık bırakıcı olmuyor. O yüzden bence daha çok gerçek yaşanan terör veya korku olayları ile ilgili filmler çekilebilir. Şu an bence çekilen korku filmleri olay ne biliyor musun? Amaç abi amaç insanı korkutmak değil şu anda çekilen korku filmleri. İnsanları böyle bir hani soğuk duş etkisi yaptırmak değil. Soğuk duş etkisi yapılacak. İnsanlar diyecek ki ah siktir gerçekten dünyada böyle şeyler de var. Hı hı. Anladın mı? Böyle şeyin farkına varacak yani. O değil. Amaç ne? çok kişi gelsin. E çok kişinin gelmesi için de çok aşırı korkunç yapmıyorlar işte bilerek yani. Tutan bazı şeyleri, klişeleri kullanıyorlar. Jump scare, bilmem ne tabii, Onlarla tabii. idare ediyorlar. Tabii. Yani. Aniden sıçratalım, karanlıkla korkutalım. Yani. Evet. Birbirinin kopyası öyküler. Mesela mesela o e, mektup yazıyor, ailesine mektup yazıyor dedim ya. Orada e, bir hikaye anlatıyor ama bu hikayenin doğru mu yoksa uydurma mı olduğu henüz yani henüz değil kanıtlanamamış bilinemiyor yani hı hı. ama anlattığı hikaye şu e, bu adam eskiden gemiyle sürekli seyahat eden bir adam artık gemide tayfa mıymış askerde mi böyleymiş onu tam hatırlamıyorum bakarsınız işte arkadaşlar Çin'e demir atıyorlar e, Çin'de o kadar çok o kadar büyük bir kıtlık var ki e, insanlar 14 yaşındaki veya 12 yaşından küçük çocuklarının eti için satıyorlar. Yani adamın anlattığı hikaye bu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama adam bu böyle yazıyor yani. Orada işte e, hani hayvan eti bulamıyorlar, insan eti buluyor. Çocuk eti. Parayla satılıyor. Orada işte diyor ki e, nasıl insanları nasıl kesilip yeneceğini ve işte çocukların etinin daha tatlı olduğunu vesaire. işte hangi bölümlerin işte ne bileyim poposu daha tatlı olduğunu falan. Poposun kaba etinin daha tatlı olduğunu orada öğrendi falan. Öyle falan diyor. O hikaye bile insanın ağzını açık bırakıyor. Ama dediğim gibi gerçekten Çin'de böyle bir olay olmuş mu yoksa adam mı uyduruyor? Tabii şey, o belli değil yani. Evet, evet son bir şey daha söyleyeceğim. Bu adamı tabii <laughs> jüri jüri de şimdi herkes, şuradaki herkes bu adam deli olduğunu net biliyor yani. Net belli bu adam deli yani, manyak, psikopat. Ama herkes gene de diyor ki biz okuduk, karar verdik. Bu adamın akli dengesi yerinde olduğuna karar verdik diyorlar ve adamı elektrikli sandalyeye götürüyorlar. Sırf idam edilsin diye. Bilmiyorum o zaman mesela hümanistleri olsa şey derler mi? Yani ne olursa olsun insan hayatı arkadaşım. Bak akli dengesi bozuk adam. Niye öyle bozuk değil demişsiniz ki bak boşu boşuna öldü. Harbiden öyle ha. Yani o zamanın kanunlarına göre bu adam bir de yırtması lazım. Akli dengesi bozuk olduğu için yırtması lazım. Çünkü gerçekten bozuk. Numara değil. Ama yırtamasın diye akli dengesi sağlam demişler. Elbette elbette. E, yalnız bu bozukluk yani korumayla, bakımla, tedaviyle geri döndürülemeyecek boyutta olduğu için e, yaşamasının da pek bir yararı anlamı yok. Evet tamam normalde öyle bir kanun var. Yani şu anda hala daha var. Hani adam ne bileyim şizofrense ki bu şizofren yani. Tamam. Adam şizofrense doğuştan akli dengesi bozuksa adam yırtıyor. Ne kadar doğru tartışılır. Ben başa geldiğim zaman ne yaparım bu kanunu? Böyle bir adam bu şekilde cinayet işleyecek de 10 kişi 20 kişi çocukları öldürecek, kesecek, yiyecek. Ondan sonra diyecek ki benim akli dengem bozuk. E ee, ne yap ne yapak? Ya, ya. Beni işte hastaneye koy bana bak. Ha tamam ben seni koyarım hastaneye. Ama senin oda arkadaşın da çivici katil olur. Çivici katille ben seni koyarım. Bak bu arkadaşın akli dengesi bozuk. Aa o da senin kafana çivi çaktı. <laughs> ne yapalım artık? Arkadaş arkadaş geçinip gidersiniz öyle. Evet. Yani senin akli dengen bozuksa bak bu arkadaşın akli dengesi bozuk. Evet, evet yani. Diyerek işte olay bu. Yani çocuk pişirirken akli dengen pek de bozuk görünmüyor nasıl oluyorsa. O çocuk sırada... pişirken pişirirken aklin neredeydi? <gülüyor> yani. <gülüyor> evet çocuk pişirirken akliin neredeydi? <laughs> Diyeceksin bana. Evet arkadaşlar aslında tu, konu tabii çok var ama dediğim gibi çok fazla uzun konuşup insanları çok fazla sıkmak istemiyorum artık. 2 saatte yani 2 saat biraz geçmiş olduğunu düşünüyorum şu anda. Evet sanırım öyle. Toplamda oldu. yani. Evet iki saatten çok daha uzun olmayacak. Ee, bu şekilde konuda şey olmasın. Hani insan gerçekten dinlerken yoruluyor. Yani 2 38 3'e 3 saate yaklaş insan gerçekten dinler ben dinlerken yoruldum yani. Öyle. O yüzden bundan sonra bu şekilde evet. bırakacağız. Evet, evet. Az olsun öz olsun dediğin gibi. Evet abi söyle. bir de ekşici gerçekten çok yoruyoruz yani. Gece adam yarın şeye gidecek, işe gidecek yani. Ee, Mete'nin Metin'in çok kısa kalıyor senin çok uzun kalıyor. Ama bu şekilde dengelemiş olacağımızı umuyorum. Evet arkadaşlar siz de söylersiniz bu podcast 45 ki size fikes 45 güzel oldu mu? Kıvamında oldu mu? Kıvamı hala tutturmaya çalışıyoruz deneme yanılma evet, yöntem. Evet mutlaka ile. söyleyin yazın arkadaşlar. Konularımız bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz efaydal.com twitter.com bölü facebook'tan takip etmek isteyenler için facebook.com bölü Tabii ki destek olmamız, destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com/efaidal ki biliyorsunuz patreon seyirciliğimiz sayesinde bu podcast'leri dinliyorsunuz. Gerçekten onlar olmasa bunu yapamazdık yani. Aynen, Aynen öyle yapamazdık yani çünkü başka bir gelir şansımız yok. Başka bir gelir şansımız yok yani. Onlar olmasaydı bunu yapamazdık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Tamam tamam itiraf ediyoruz. Bizi sizler var etti. Tamam. Oldu mu? Duydunuz mu? Rahatladınız mı? <laughs> yani Albert, kime emanet olsunlar? Albert Fish'e emanet olmasınlar da kime emanet olsun, olurlarsa olsunlar abi. Bu ne ya? Aa. <laughs> evet o zaman öyleyim. Albert Fish haricindeki herhangi birisine emanet olun. Merhaba. <laughs>